başında bizleri izleyen değerli meslektaşlarımız, stajyerlerimiz ve meslek emekçilerimiz sizleri Oda Kurullarımız, Tesmer Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bugünkü seminerimize hoş geldiniz diyorum. Online olarak gerçekleştirmekte olduğumuz bir eğitimde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Değerli dostlar, bugün aramızda İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyemiz, hocamız, üstadımız Sayın Halim Bursalı var. Kendisine hoş geldiniz diyerek ilk sözü vermek istiyorum. Sayın Yönetim Kurulu Üyem, değerli hocam, buyurun mikrofon sizin. Teşekkür ederim sayın hocam. Çok değerli meslektaşlarım, bir eğitim seminerinde daha tekrar bir aradayız. Ben öncelikle Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir ve tüm oda kurullarımız adına sizlere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine talihsiz bir kaza yaşadık. Emniyet güçlerimizden kayıplarımız var. Ben vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geri kalanlara da başsağlığı diliyorum. Değerli meslektaşlarımız bildiğiniz gibi dün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da demokrasimize hain bir darbe girişimi oldu. Demokrasi bizim vazgeçilmezimiz. E, fakat biz ülke olarak da bu darbeden ders çıkartmamız gerekiyor. Bu darbe hain darbe girişimini lanetle, şiddetle kınıyoruz. Değerli meslektaşlarım, şöyle bir ders çıkartmamız gerekir. Hiçbir devlet içerisinde belli bir kesime Diğer kesime nazaran daha fazla güç vermemesi gerekir. Verilen bu güç o diğer kesimlere karşı olumsuz kullanılabilmekte. Bu güç zaman zaman kendisini hukukun yerine koyabilmekte ve bir söz vardır. Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde kuvvetlinin hukuku geçerli olur diye. Bunun için demokrasinin tüm ilkelerini, tüm kurallarını çok iyi uygulamamız gerekiyor ki bir daha böyle hain saldırılarla karşı karşıya kalmayalım. Değerli meslektaşlarım, bizim mesleğimize dönecek olursak, mali müşavirlik mesleği, staj dahil, doktorlardan daha çok okuyan ve okumaya devam eden, hukukçulardan daha fazla hukuk bilgisine ihtiyaç olunan çok saygın bir meslek. Bu saygın meslek, dijital ortamda gittikçe yeniden yapılandığını da gözlemliyoruz. Şöyle ki artık iletişim kanalları çok çeşitleniyor. Teknoloji çok hızla eskiyor. Burada bizim mesleğimizde bu anlamda uzmanlaşma çok daha önemli bir hale geliyor. Yani uzmanlık bu mesleğin geleceğinde çok daha etkin olacağını düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım, gelişmeler gösteriyor ki artık... ...beğennamesiz bir vergi sistemine doğru gidiyoruz. Artık bu beğennameler... ...gerek e-faturanın, gerek e-arşiv faturanın... ...ve diğer e-belgelerin sayesinde... ...online otomasyon sistemlerinde... ...önceden hazırlanarak önümüze geleceğini görüyoruz. Yani biz artık vergi için beğenname değil bu bilgi otomasyon sistemlerinin ürettiği beyan ve bildirimlerinin doğruluğundan sorumlu olacağız. Peki bunun işaretlerini nereden görüyoruz? Nasıl böyle bir kanaate oluşuyoruz? Ulaşıyoruz. Biliyorsunuz 509 sayılı vergi kanunu tebliğimizi değişiklik yapan yeni bir tebliğ taslağı var. Bu tebliğ taslağında ne deniyor? İşte e-fatura, e-arşiv fatura, e hatta e-uygulama kapsamında olmayan mükelleflerin düzenlemiş olduğu e-arşiv faturalarının sayesinde bu faturalar mevcut BABS bildirimlerinin dışına çıkartılıyor. Yani bu bildirimlerde sadece kağıt faturalar yer alacak. Bunun dışındakiler yine bu otomasyon sisteminin üretildiği bildirimlerin onaylanmasıyla sonuçlanacak. Yine mesela bu tebliğde çok kapsamlı yenilikler bizi bekliyor. Nedir bunlar? İşte e adisyonla karşı karşıya kalacağız. Artık kağıt adisyonlar kullanılmayacağı öngörülüyor. Yine belli bir ciroyu aşan mükelleflerden başlamak üzere bu e faturalarda TÜİK'in kullanmakta olduğu stok kodları ve ölçü birimlerinden e, bu faturalara yer verileceği görülüyor. Bu bizi nereye getirecek? Bu kodların, bu ölçü birimlerinin sayesinde pek çok beyannamenin de önceden hazırlanmış o otomasyon bilgi sistemlerince hazırlanmış bir halde önümüze geleceğini öngöre biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizim öteden beri büyük bir iddiamız var. Biz diyoruz ki çok dinamik bir camiayız. Her türlü yeniliğe, her türlü değişime çok rahat bir şekilde ayak uydurabiliyoruz ve bunu her türlü şartlarda gerçekleştiriyoruz. Ekonomik krizlerde de görevimizi çok başarıyla yerine getiriyoruz. Gördünüz, salgınlarda da çok başarıyla bu işi yerine getirebiliyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz, ülkemize, mesleğimize katma değer yaratabiliyoruz. Şimdi bugünkü e, konumuz, eğitimimizin konusu geri kazanım katkı payı. Kısaca biz buna GECAP diyoruz. Şimdi GECAP, biliyorsunuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir düzenleme. Fakat bu bakanlığın Beyan ve tahsilat altyapısı olmadığından dolayı bu görev kime verildi? Hazine ve Maliyet Bakanlığı'na. Hazine ve Maliyet Bakanlığı bu yükü bir anda taşıyamayacağından dolayı önce bir süre ertelenmiş oldu. Bu ertelenme sonucunda bugün yine önümüze gelmiş bulunuyor. Biz açıkça bu uygulamanın bu şekilde yapılmaması gerektiğini oda olarak, camia olarak iddia ediyoruz. Yani çok gereksiz bir şekilde çok büyük bir kesimi bir iş yüküyle karşı karşıya bırakıyoruz. Aslında iddiamız şu. Bu geri kazanım katkı payına tabi ürünleri kim üretiyor? Bu Gcap'ın sorumlusu olan ambalaj malzemelerini kim üretiyorsa kaynağında bu ödemeler hesaplanıp dar bir alanda bu ödenebileceğini düşünüyoruz. Bu konumda da zaten o da görüşümüzü o da başkanımız TÜRMOB'a iletmiş durumda. TÜRMOP da bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile öteden beri görüşmeler yaptığını hatta önümüzdeki hafta yine bu görüşmelere devam edeceğini de biliyoruz. Bu konudaki gelişmeleri de e, haber aldıkça sizlere aktaracağımızı da ifade etmek istiyorum. Şimdi ben bu konuda e, kısmen eleştirdiğim bir husus var. O da şu. Biliyorsunuz bir mevzuat yayınlandığında İlgili bakanlık bunun uygulama esaslarıyla ilgili tebliğ hazırlar, yönetmelik hazırlar. Hazırladıkları tebliğ ve yönetmelik de resmi gazetede yayınlanır. Şimdi gel gör burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı usul ve esaslar adı altında bir türküler hazırlıyor. Bunu da resmi gazetede yayınlanmayıp kendi sitesinde yer veriyor. Şimdi kendi sitesinde yer verdiği bu düzenlemelerden pek çok kesim haberdar olamıyor. Aslında bunların çok net bir şekilde ortaya konup tebliğ halinde resim gazete yayınlanması gerekir. Çünkü bu düzenlemede o kadar gri alanlar var ki hocalarımız zaten bu gri alanlara da mutlaka değineceklerdir. Ben bunun da bir altını çizmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım hazır çevreden konuşurken, çevre bakanlığından konuşurken benim sizlerden bir talebim olacak, bir ricam olacak. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda Sakarya'da bir büyük hava ifşek fabrikasında büyük bir patlama oldu. Can kayıplarımız oldu. Şimdi bu can kayıplarının yanı sıra aslında bu hava ifşeklerinin uzmanların söylediğine göre çevreye, insanlık alemine, yaban hayvan hayatına, oralara çok büyük zarar verdiğini iddia ediyorlar. Başta en fazla kuşların zarar gördüğü iddia ediliyor. Yani o gürültünün yapıldığı, o patlamanın olduğu yerdeki kuşlar telaşla, korkuya kapılıp havalandıklarını, bazen havada birbirleriyle çarpıştıklarını, bazen başka yerlere çarparak hayatlarını kaybettiklerini söylüyorlar. Hatta bir iddia var ki o da şu: Kuş yuvalarındaki anne baba kuşlar o patlamalardan o kadar ürküyorlar ki yuvalarını terk ediyorlar. Yavrular aç susuz ölüme terk ediliyor. Sadece kuşlar mı? Hayır. O patlamanın o havai fişek gösterilerinin yapıldığı yerdeki kediler, köpekler, diğer hayvanlar da çok korkuyor. Onlar büyük bir telaşla, büyük bir korkuyla kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Ve o patlamadan yayılan kimyasal atıklar, o kokular havaya, suya, toprağa karışması neticesinde de çok büyük bir çevre kirliliğine sebebiyet veriyoruz. Gelin arkadaşlar, çevremizdeki insanları bu konuda bilinçlendirelim. Bu hava ifşek kullanımından vazgeçelim. Değerli meslektaşlarım, ben bugünkü eğitimde, bugünkü eğitimi hazırlayan Tesmer yönetimine, çok değerli bilgilerini bizimle paylaşacak olan eğitmenimiz Sayın Serkan Sünmeze ve Sayın Güler Gülay Güner hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu değerli çalışmayı bizimle paylaştıkları için tabii ki sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere bu çalışmalara katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tekrar bir başka eğitimde bir araya gelmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum. Değerli yönetim kurulu üyemiz, hocamız Sayın Halim Bursalıya bu güzel ve vizyonel konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarımız bu sabah yeniden içimiz yandı. Van'da meydana gelen emniyet teşkilatımıza ait bir keşif uçağımızın düştüğü haberini aldık. Bir kaza haberi aldık. Biz e, gerçekten bunun için son derece üzgünüz. Şehadete eren ikisi pilot, yedi emniyet mensubumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Yine dün e, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü andık. Dördüncü yılında demokrasimize karşı yapılan bu hain darbe girişimini ve işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyoruz. Efendim bildiğiniz üzere bugünkü eğitim konumuzun e, konumuz kısaca e, GCap, yani geri kazanım katılım payı beyannamesi ve ödemesine ait süreç. Eğitimimizde kısaca bunu GCap olarak adlandıracağız çünkü uzun oldukça da zaman alıyor açıklaması. Bundan dolayı bu konuda daha önce hem İstanbul odamız olarak hem birliğimiz olarak hem İstanbul'da hem Anadolu'da eğitimler yaptık. Hem bu yıl içerisinde hem geçtiğimiz yıl içerisinde eğitimlerimiz olmuştu. Bugün yine bu eğitimlerimizden bir tanesini yapıyoruz ve aynı zamanda da önümüzdeki hafta ikinci bölge olarak bu eğitimlerimizi yenileyeceğiz yineleyeceğiz yine buradan bunun da haberini vermek istiyorum değerli hocam bunu detaylı olarak anlatacak Ben mevzuat bazında tek tek e, girmeyeceğim ancak 2018 yılı Aralık ayında 7153 sayılı yasayla e, bizim hayatımıza e, girdi bu yasa 2872 sayılı e, çevre yasasında bir düzenleme e, yapıyordu ve onun akabinde biz ilk defa 2019 yılı içerisinde poşet beyannamelerimizi vererek sürece başladık. Daha sonra ise daha sonrasında 2019 tarihinde bir bir 2020 tarihinden yürürlüğe e, girmek üzere e, GCap kapsamını da oldukça genişleten bir e, Yönetmelik yayınlanmış oldu. Dolayısıyla bu yönetmelikteki açıklamalarda, bunun öncesinde Gelir idaresi tarafından e, açıklanan, yayınlanan tebliğ kapsamında da açıklıklar, fluluklar net olmayan birçok alan vardı. Ve yine 7 Şubat 2020 tarihinde de yeni bir usul e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesindeki duyurular bölümünde bu gecepa ait usul ve esaslarda yayınlanmış oldu. Ancak Halim hocamın da bahsettiği üzere bundan çok büyük bir kesimin haberi olmadı. Yine bu süreçte yeterli bilgilendirme ve süreci kavrama gerçekleşmediği için hem İstanbul Mali Müşavirler Odamız hem TÜRMOB'umuz hem Anadolu Odalarımız bunun ertelenmesiyle ilgili taleplerde bulundular ve bir erteleme geldi. Yine akabinde pandemi sürecinde bu erteleme talepleri daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde düzenlemelere gidilmesi de göz önünde bulundurularak yinelendi ve yine bir erteleme söz konusu olmuş oldu. Ve bu ertelemede sadece sürenin ertelemesi değil, beyannamelerin kaçar aylık dönemler halinde vereceğine dair de bazı düzenlemeler yapılmıştı. Yine 29 Haziran tarihinde özellikle bu düzenlemelerin içerisinde yer alan depozito alanlarıyla ilgili bir usul ve esaslar daha yayınlandı ee, bu akülerle ilgili. Ve yine önceki yayınlanmış olan usul ve esaslarda da değişiklik yapan bir usul esaslarda e, yayınlanmış oldu. Şimdi değerli meslektaşlarım bu kadar değişiklikten sonra bugün biz buradayız. Bu eğitimi tekrarlıyoruz, yineliyoruz. Çünkü... 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ilk 6 ayı kapsayacak beyannamelerimizi beyan edeceğiz ve e, ödeyeceğiz. Ödememiz gerekiyor. Bu bağlamda bugün gerçekleştirecek olduğumuz eğitimimizi e, iki bölümden oluşturduk. Birinci bölümde değerli hocam bizlere bir sunumda bulunacak ve içerisinde sizlerden bizlere ulaşmış bulunan e, gerek soru-cevap birimlerimize gerek eğitimlerde e, bizlere ulaştırdığınız sorulara cevap vereceğiz. Sonrasında ise küçük bir ara vererek yine sizlerden canlı yayın esnasında şu anda bizleri dinlemekte olduğunuz e, sayfanın alt kısmında bulunan soru formunu doldurarak gönder butonuna basarak bizlere ulaştırmış olduğunuz soruları tasnifleyerek İkinci bölümde de canlı olarak gelmiş olan sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bugünkü eğitimimizde gerçekten konusunun e, uzmanı, e, değerli bir tesmer eğitmenimiz bizlerle Sayın Serkan Sünmez hocamız ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam hayırdır önünüzde ambalajlar görüyorum. Yeni bir sektöre mi atılıyorsunuz? Evet, e, önümüzde bir sürü ambalaj var aslında. E, bu uygulama çok teknik olduğu için biraz malzeme getirdim. Hani evet. biraz da böyle görsel çalışalım istedim. Biraz farklı bir eğitim modeli uygulayacağız. Çünkü gördüğüm kadarıyla kimsenin Gekap'tan yani meslek camiasını hariç tutuyorum. Asıl muhatabı olan işletmelerin Gekap'tan haberi yok. Bunu bir vurgulayacağız, anlatacağız. İşin esası bu. O yüzden malzeme getirdim açıkçası. Hocam çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, asıl muhataplar işten bir haber durumda. Yine bu eğitimin e, hazırlanmasında e, sizlere bilgiyi en sağlıklı, en hızlı, en doğru şekilde ulaştırmaya çalışan tesmer eğitmenlerimize, arka planda çalışan emekçi e, tesmer yönetim kurulu üyelerimize, aynı zamanda tüm eğitimlerimize, bizlere destek veren teknik ekibimize, e, yine e, özellikle İstanbul Mali Müşavirler Odası, Başkanımız Sayın Yücel Akdemir ve Yönetim Kurulu üyelerimize ben sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bir teşekkürüm de arka planda bugün bizlere destek vermekte olan değerli hocam Sayın Yalçın Sütütemize ve Halim Hocam'a çok teşekkür ediyorum bir kez daha bizleri yalnız bırakmadıkları için değerli meslektaşlarım. Ee, çevre ve şehircilik bakanlığının verilerine göre ve çeşitli istatistiklere göre Türkiye'de ürettiğimiz atıkların %20'si ambalajlardan oluşuyor. Sadece ambalajlardan oluşuyor ve 2018 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık olarak 9 milyon ton ambalaj üretimi yapılmış. Bu ambalaj üretiminin yaklaşık 55 %55-60'ı Geri dönüşümle geri kazanılmış. Gerçekten bu ambalaj alanında e, güzel bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Yeterli mi? Ama değil tabii ki. Sadece ambalaj değil, diğer ürünleri de kapsaması gerekiyor bu geri dönüşümün. Dünyaya baktığımızda ilk beşte gördüğümüz ülkeler yakından e, tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Almanya, Avusturya, Güney Kore, Galler ve İsviçre olarak karşımıza çıkıyor. Bu, ülke, bu e, ülkeler bu üretmiş oldukları ambalaj ve diğer geri dönüştürülebilir ürünlerinin yüzde 55'i civarındaki bir oranla geri dönüştürmeyi başarıyorlar. Değerli meslektaşlarım önce geri kazanım ne demek ona hemen kısaca değineceğim. Yeniden değerlendirilmek üzere e, olan bu e, ürünlerimizi, ambalajlarımızı ilk önce... Bunları ne yapmak? Bunların e, gereksiz üretimini ve aynı şekilde kaynağında önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak, sonra mümkün olanları tekrar kullanıma e, sokmak ve akabinde de yine aynı şekilde e, bu ürünlerden çeşitli kimyasal ve fiziksel e, işlemlerin neticesinde ikincil bir ham madde olarak piyasaya sürümünü e, sağlamak e, esas olarak geri e, kazanım olarak e, tabir ediliyor. Evet Serkan Hocam bu tanımlamalardan sonra e, eğitimimize yavaşça giriş yapalım. Biliyorum sizin de anlatacağınız çok büyük bir külliyat söz konusu. Evet. E, hocam bu e, GECAP nedir? GECAP'ın yani geri kazanım katılım payının hayata geçirilmesinin Amacı nedir? Önce isterseniz kısaca bundan bize bahsedin. Hemen arkasından konumuzla ilgili sorularımıza da Tabii. geçelim. Ben de bütün bizi dinleyen bütün katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Umarım yerinde ve zamanında beğenlemeleri vermeyi başarırlar. Çünkü çok teknik bir konu, çok ilginç bir konu. Biz beğenme vermeye alışığız ama bu konu hakikaten çok karışık bir konu. Sorunuza gelince e, GECAP nedir aslında? GECAP dediğim şey geri kazanım katılım payı uygulaması. İşin esasında doğamızı, ülkemizi ve en nihayetinde evreni yani dünyamızı korumak maksadıyla bu doğada uzun yıllar işte çürümeyen, işte yok olmayan plastik ambalajlar, kağıt ambalajlı işte ürüne göre metal ambalajlar ve evet de buna gibi benzer ürünlerin açıkçası doğadaki salınımını minimize etmek, bunu azaltmak. Amaç bu. Bunun üzerine kurumuz zaten dikkat ederseniz ki değişiklik nerede? Çevre kanununda yani çevre ile alakalı bir alanda bir değişiklik yapılmıştır. Bu konuda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ancak e, yani bu yapılan, bu amaçlanan ve bu düzenleme ile ilgili e, sürece sonuna kadar katılıyorum. Lakin yöntemin hatalı olduğuna inananlardan biriyim. Halim hocam da sağ olsun bu konuda fikrini beyan etti. Ben de yine aynı noktadayım o kadar çok kesimi ilgilendiriyor ki inanılmaz bir detayı var. İnanılmaz bir noktaya kadar ulaşıyor. E bunların beyanı ve diğer süreçlerin konuşacağız. Yaptırımları, cezaları vesaire inanılmaz derecede ağır. Sanki yöntem yani kazanılım mantığındaki yöntemin bir kez daha sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. İşin esasında GECAP doğayı korumak üzere gelmiş ve dünyamızda da işte Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere kullanılan bir süreç, bir yöntem hocam. Özetle böyle geçelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetlediniz. E, gerçekten e, Halim Hocam da bahsetti. Sürecin uygulanabilirliği konusunda ciddi sorunlar var. Oldukça karmaşık. E, konunun birden fazla muhatabı var. E, kapsamda olan ek bir sayılı bir e, liste var. Listede ürünler var. birincil ikinci, üçüncü e, ambalajlar var. Söz konusu poşetler var. Yine beyan edilmesi ve ödenmesi gerekenler var. ...beyan edilip ödenmesi gerekmeyenler e, var sınıflandırmalarda. Kişiler ve ürünler açısından, e, gerçek veya tüzel kişiler ve ürünler açısından... ...istisna kapsamında e, olanlar var. Piyasaya süren ithalatçı, tedarikçi kavramları... E, ...ve daha pek çok detayı barındıran, pek çok tanımı barındıran bir konu. Hocam bu e, sorumla birlikte bütün bu detayları açıklarken... Ee, biliyorum siz e, konuyu anlatacaksınız. Ben de sizi bölmeyeceğim. Hocam şimdi e, konuyu bize başından e, sonuna kadar bir özetleyerek e, anlatmanızı, e, detaylı yerlerini vurgulamanızı rica ediyorum. Ben de bu arada sizi bölmeyeceğim. Rahat rahat anlatabilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Bayağı bir konuşacağım demektir bu. Buyurun. Bu kadar çok soru. Umarım arada soruları atlamam Şimdi olay teknik arkadaşlar. Bir kere bunun altını özellikle çizelim. Bu anlatacağımız süreçte e, inanılmaz derecede detaylar var. Şimdi elimizde bu işi anlayabilmek için bir işte külliyat dediniz hocam. Şu anda şöyle bir yandan da göstereyim. Şu anda oluşan külliyat e, bu oldu. Bir, bir kere Cumhurbaşkanlığı'nın çevre kanunu değiştirdiği Ek 11. işte eklenen Ek 11. maddenin ek birinci listesinin mutlaka bilinmesi ve elimizde olması gerekiyor. Yani birinci külliyatımız bu. Neden? Çünkü burada değerler var. Bir, bunu hesaplayacağız. İki, yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelik tamamen teknik bir konu. Tamamen tanımlarla ağır bir tanımlamalardan bahsediyor. Bunu bilmek zorundayız. Üç, işin içine Maliye Bakanlığı girdi ve beyanlamayı anlattı. Tam üç defa değişen Geri kazanım katılım payı beğenlemesi usul ve esaslarını anlatan tebliğ edilmiş Tebliğ bir tebliğ 2, tebliğ 3 bunu bilmek zorundayız. Yine Halim Hocam söylediği yerine haklı ve eleştirisinde ben de katılıyorum. Çevre Bakanlığı'nın kendisinin yayınladığı usul ve esaslar diye ve kendi internet sitesine duyurular bölümüne koyduğu usul ve esaslar. Burada da inanılmaz teknik konular var. Bu Aralık ayında yayınlanmıştı. 29 Haziran'da arkadaşlar ikinci revizyonunu gördü. Yani biz 1 Temmuz'da beyanleme sürecine geçiyoruz. 29 Haziran'da usul esaslarla ilgili ikinci bir düzenleme geliyor. Bu da bizim bir e, elimizdeki kaynak. Bitti mi? Biraz böyle pazarlama elemanı gibi oldum ama <laughs> bitmedi. Akümülatör ve depozitolarla ilgili yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın duyurular sitesi bölümüne koyduğu yine 29 Haziran'da düşünün arkadaşlar 1 Temmuz'da beyanlama süreci başlıyor. Depozitolarla ilgili bu akümülatörleri anlatan depozitolar. Bir de işte palet ve buna benzer ürünlerin işte tüp, örneğin damacana ve buna benzer birçok ürünün yeniden tekrar kullanılabilir. Yani depozitoluları anlatan diğer usul ve esasları anlatan teknik ve ne diyelim buna bakanlığın sitesine koyduğu yep, usul, esas. usul esaslar ve yönetmelik kısmı. Değerli arkadaşlar bunların hepsini bir araya getirip toplamanız gerekiyor. Ve bunların bir silsile halinde değerlemeniz gerekiyor. Şimdi ben bunların hepsini bir araya toplayacağım. Bu çok konu çok detaylı, teknik. Bu nedenle ben olabildiğince sizlere bunun çerçevesini çizeceğim. İşin esası şunları topladığımız zaman şu soruyu soruyoruz. Yani işin en sonunda şu soruyu soruyoruz kim gcap kapsamı dışında kalıyor. Kim gcap kapsamı dışında kalıyor. Bunu bulursak zaten başarıyoruz. O kadar geniş bir konu. Tabii ben şimdi e, Sinan Bey'den de rica edeceğim hem slayt ekranında da paylaşırsa e, işte görselde gördüğünüz gibi hani amaç gcap'taki amaç neydi? Gördüğünüz gibi işte dünyamız kirleniyor. Kirlemeyi engellemek olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada bir süreç var. Yani bir yaşanmış bir süreç var. Bu süreci bir kere oturtturmak lazım. İşte birinci lambalaj dediniz, ikinci lambalaj dediniz, ürün dediniz, ürünlerle ilgili bir şeyden bahsettiniz. Bununla ilgili şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir süreçti. Bu sürecin birinci laya poşetlerdi arkadaşlar. Poşetlerle ilgili süreç vardı ve poşet beyanlaması adı altında beyanlamalarınızı veriyorduk. Bu bu işin birinci layaydı. İkinci laya Ek bir sayılı liste, Cumhurbaşkanı ek bir sayılı listesi dediğimiz uygulama. Yani şu içinde tutarların ve miktarların belirlendiği, GKP'nin asıl hesaplanabilir dediğimiz kısım. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Ürünler, pardon özür dilerim, üçe ayrılıyor. Ürünler, ambalaj malzemeleri, depozitolar dediğimiz kavram. Üçüncüsü de zaten e, plastik ambalajlar vesaireler dediğimiz kısım. Şimdi bu formasyon kendini tamamlandı. Formasyonda eksik kalan ne var? İşte 29 Haziran'da usul esaslarla ilgili yapılan değişiklikte bir bakıyoruz. Taşıma kapları ile ilgili yeni bir usul esas var yayınlayacağım diyor. Demek ki birkaç tane daha böyle usul esaslar karşımızda çıkacak. Şimdi G kabı asıl hesaplayacağımız yani poşeti biliyoruz. Ben artık poşet kısmına girmeyeceğim. Poşet kısmı kenara bırakıyorum. Asıl hesaplayacağımız kısım. Burada iki nokta var. Birincisi bir GK belli bir ürün grubundan alınıyor. İkincisinde de o ürün grupları hariç ambalajlardan alınıyor. Şimdi bu ayrımı yapmazsak GKAP'ı kavrayamıyoruz. GKAP'ta sorun yaşıyoruz. Peki nedir ürün grupları? Diyor ki arkadaşlar lastik, akü, pil, madeni veya bitkisel yağlar, elektrik ve elektronik eşyalar ile ilaçlar, ürünler. Şimdi bunlardan GKAP alınan bir hayat var. Sonra dönüyoruz bunların dışında artık ben şimdi Kurtuluş Caddesi'nde şöyle bir yürüdüm. Dünya kadar ambalaj gördüm. Birazdan onları anlatacağız. Bunların dışındakilerde ise işte üründen değil ambalajından GKAP hesaplanıyor. Ambalajından GKAP alınacak. Şimdi bu, bu nedenle gördüğünüz gibi ekranda bir ürünleri anlatacağız. Ürünlerle ilgili nasıl hesap yapılıyor? Ürün kavramından nasıl GKAP hesaplanıyor? Bunu öğreneceğiz. O işlem bittikten sonra ambalajlarla ilgili hayata geçeceğiz. Ki ambalajlarla ilgili hayat inanın inanılmaz geniş, inanılmaz geniş bir noktada. Böylelikle de ümit ediyorum ki bu GECAP meselesinin temelleri oturmuş olur. Şimdi baktığınız zaman ek bir sayılı liste. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Plastik poşetler hariç o hayat biliyorsunuz devam ediyor. Lastikler, efendim akümülatörler, Efendim çinko karbon pillerden başlayıp yani pillerin tamamı elektrik elektronik eşyalar, bitkisel yağlar, madeni yağlar ve ilaçlar. Ben bunu şöyle özetliyorum. Lastikle başlayıp ilaçla biten grup ürün grubudur. Buradaki ürünleri ithal ediyorsanız, imal ediyorsanız, piyasaya sürüyorsanız bu ürünlerle ilgili bir GKP hesaplaması söz konusu. Bu ürünlerin ambalajlarında farklı bir hayat gerçekleşiyor. Bunlar oturduktan sonra ambalaj kısmına geçmiş olacağız. Şimdi diyor ki lastik, akümülatör, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrik ve elektronik eşya, pil ve ilaçların diyor arkadaşlar birincil ambalajları diyor mesela beyan edilir ödenmez. Şimdi kafalar karışıyor. Sonra görüyor ambalajda diyor ki ambalajın birincisi ödenir, ikincisi ödenir, üçüncü. O nedenle ürünlerle ambalajlar birbirinden mutlaka ayrı olmak zorunda. Şimdi bunu anlatmak için bir görsel kullanmak zorundayız. Görsel olmadan bu iş maalesef olmuyor. Ürünler listesine baktığımız zaman ben beyaz eşya ürününü seçtim. Siz istediğinizi bakabilirsiniz, seçebilirsiniz. Mesela bir bozdolabı ithalatçısı veya üreticisi nasıl GKP ödeyecek? GKP bunun için nerede başlıyor? Burada baktığınız zaman ürün ek bir sayılı listede lastikle başlayıp ilaçla biten grupta var mı? bakıyoruz ben de bakayım sizlerle birlikte. Evet, mesela burada var. Elektrik elektronik eşya, buzdolabı, soğutucu, iklimlendirme cihazları mesela. Ha, demek ki bu üründen Gekap hesaplanacak. Şimdi bu üründen nasıl Gekap hesaplanıyor? Bu ürünün kendi ağırlığından Gekap hesaplanıyor. Peki bu ürünler piyasaya böyle çıplak haliyle mi? Yani ambalajsız haliyle mi servis ediliyor? O zaman ne oluyor durum? Diyor ki arkadaşlar, ürünün bu ürünler için söylüyorum. Ürünün birinci lambalajı yanda gördüğünüz işte karton kutu örneği. Bu ürünü aldınız karton kutuya koydunuz. Ürünü piyasaya sürme işlemini gerçekleştiriniz. Bunu bayiye de verebilirsiniz. Bu tüketiciye de geçmiş olabilir. Hiç önemli değil. İlk aşamada başlıyor. Satış işlemi gerçekleştiği zaman örneğin bu buzdolabı için bu buzdolabının net ağırlığından GKP hesaplayacağız. Şimdi burada net ağırlık diyor. Neden? Çünkü tutar kısmına geliyorsunuz. Mesela beyaz eşyalarda, soğutucularda ağırlık mesela buzdolabı için kilogram başına 30 kuruş. Mesela bu buzdolabı örneğinden gidersek bu buzdolabı işte 50 kilo ise net ağırlıktan bahsediyoruz. 50 kilo ise işte 50 kilo çarpı 30 kuruş. Yani buradan mantık olarak 15 TL GKP ödeyeceksiniz. Bunu GKP beğenlemesinde beyan ediyorsunuz. Sonra dönüp bunun ambalajıyla ilgili süreci başlatıyorsunuz. Bunun birincil ambalajını da karton ambalajının kilogramını ağırlığını artık bu karton olur plastik olur bir başka şey olur. Ben örnekte kartonu seçtim. Karton ambalajının ağırlığını tespit ediyorsunuz. Dönüp bu sefer de yine ek bir sayı listede ambalajlar bölümüne bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki Kağıt karton ambalajlar nerede? Bakıyorsunuz kağıt karton ambalajlarda da demiş ki kilogram başına 20 kuruş hesaplanacak. İşte örnek söylüyorum bu karton ambalaj işte 1 kiloysa ya da 5 kiloysa bunu da 20 kuruşla çarpıyorsunuz. 1 lira diye GKP beğenlemesinde beğen ediyorsunuz. Ancak birinci ambalaj için ödeme yapmıyorsunuz. Şimdi nasıl teknik bir konu? Ne kadar ilginç bir konu değil mi arkadaşlar? Yani evet, böyle... Bunu, 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 bu bana göre ürün kısmı en kolay kısmı. Bana şimdi belki sizde en karışık kısmı gelecek ama ambalajlara göre bana göre en kolay kısım olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dönüp böyle hesap yapacaksınız diyor. Örnek söylerim mesela bitkisel yağ üreticisiyseniz, mesela bunu bunu örnek olarak kullanalım. Her ne kadar dezenfektan olsa da biz siz bunu bir bitkisel yağ üreticisi olarak düşünün. Bitkisel yağ üreticisisiniz. Bu bitkisel yağ ürettiniz, şu gördüğünüz ambalajın içine koydunuz. Artık piyasaya satma işlemini gerçekleştirdiniz. Bitkisel yağın darasından yani bu dış kabından hariç net ağırlığından arkadaşlar GKPD yapacaksınız. Mesela bitkisel yağlara geliyorsunuz. Net ağırlık ne demiş? 10 kuruş demiş. Ne kadar bitkisel yağ sattıysanız onun toplamından çarpı işte kilogram başına 10 kuruştan bitkisel yağ veriyorsunuz. Dönüyorsunuz bu ser bulunduğu kaba, kap, plastik olabilir, cam olabilir, metal olabilir. Buna göre ambalaj kısmına geçiyorsunuz. Ne? Plastik. Plastikse ise bu ser plastik kısmından bakıyorsunuz. Yetmiyor. Burada bu ser litre kısmına bakıyorsunuz. 0.33 litre demi mi efendim 0.75 1.5 litre demi mi gibi kavramlarına bakıyorsunuz. Burada tabi ben yağ örneğini verdiğim için yağ örneği için sadece ambalajın Türüne bakmanız gerekiyor. Nedir plastik ambalaj? Plastik ambalajlar için mesela ne demiş Kiro, kilogram başına demiş 40 kuruş. Bu sefer dönüp plastik ambalajın ağırlığını bulmak zorundasınız. Bu ağırlığa göre de çarpıp işte beyanını vereceksiniz. Ama birinci ambalaja gkab ödemeyeceksiniz. Ama yetmiyor. Böyle çıkmıyor. Biraz pazarlamacı gibi oldum ama kusura bakmayın. Yok hocam, böyle çok çıkmıyor. Anlaşılır ben biraz oluyor. daha böyle bunu örnekleyeyim mesela. Döndünüz. Bunu birinci lambalajda beyan ettim ödemedim. Bunu da bir kutu kabul edin. Bunu da bir kutunun içine koydunuz. Artık bu mesela ikinci lambalaj oldu. Aa, dönüp diyor ki ikinci lambalajın kutu ağırlığını bulun. Kutuyla ilgili ambalajdaki değere çarpın. Beyanını yapın ödemesini yapın. Yetmedi. Ben bunun 10 tane 20 tanesini bir araya topladım. E, streçledim. Bu streçleme diyor mesela Artık üçüncü lambalajdır diyor. Streç'i diyor. Sinan Bey böyle bir tebessüm ediyor bu arada. Yani <laughs> o da şoka girdi şu anda galiba. Streci diyor mesela plastik grubundan bakın. Kilogramına bakın. Streçin ağırlığını bulun. Streçin verin. Dönüyorsunuz diyorsunuz ki ya bu taşınması için altına da palet koyuyorum. Şimdi paletlerle ilgili de eğer depozito uygulamasında değilseniz altına özellikle çiziyorum. Depozito uygulama sistemini de anlatacağız. O grupta da değilseniz o sistemi de kurmadıysanız Ha palet ne? Ahşap mı? Dönüyorsunuz. Ahşaplarla ilgili bakıyorsunuz. Ahşaplarla ilgili de demiş ki mesela adet başına 10 TL ödeyin. Bir ürün satıyorsunuz. Böyle bir hesap yapıyorsunuz. Böyle bir şey. Bu ürün kısmı. Bu mesela ürünle ilgili bir kısım. Yine sorularınızın içinde olduğu için cevaplamak istiyorum. Örnek. Burada tabii şuradaki ekrandan da paylaşayım aslında. Eee şurada bir önemli bir kısım var mesela. Elektrik ve elektronik eşyada mesela örneğin aydınlatma grupları var. İşte gördüğünüz her tarafta aydınlatma grupları. var. bu aydınlatma gruplarının karton kutular koydunuz, üreticisisiniz ya da ithalatçısısınız. Bu aydınlatma gruplarının kendi ağırlığında GKP hesaplayacaksınız. Birinci lambalajını beğen edeceksiniz, ödemeyeceksiniz. İkinci, üçüncü lambalajları varsa yine böyle GKP'ları hesaplayacaksınız. Yine Tekrar örneğimizin diğer kısmına gelelim. Bu olay tabii burada bitmiyor. Bir ürün diğer bir ürünün içinde kullanılırsa diyor. Yani yine lastikle başlayıp ilaçla biten o ürün grubunda mesela örnek verelim. Örneğin bir buzdolabı imalatçısı buzdolabının içindeki aydınlatma ekipmanını üçüncü bir parti firmadan satın alıyor. Şimdi aydınlatma ekipmanı da bir sayılı listede sayılıyor mu? Sayılıyor ürün grubu. Şimdi diyor ki bir ürün Diğer bir ürünün orijinal parçasıysa, orijinal parça olarak monte edilecekse o zaman diyor ki arkadaşlar satıcı bunu beyan etsin ama ödemesin. Peki mesela bu soruyu soracağız. Örneğin ben aydınlatma ekipmanı satan biriyim. Benden de beyaz eşya ürünleri alan biri var. Bu ürünü aldığı aydınlatma ekipmanına ilk defa ürettiği ürüne mi takacak yedek parça olarak mı alıyor? yedek parça olarak da alabilir mi? Alabilir. Alabilir. Hocam. Buna bir engel var mı? Bir engel yok, değil mi? Sahaya sürdüğünüz ürünlerin her zaman bir yedek parçası kavramı söz konusu. Mesela diğer bir kısma geçelim. Araç üreticileri için mesela lastikler var burada. Diyor ki araç üretildim ilk taktığınız lastikler diyor araç üretimindeki ilk taktığınız lastikler o o ürünün diyor ya da o aracın ayrılmaz parçasıdır diyor. İlk ilk taktığınız. O zaman diyor ki lastikçi beyan etsin, ödemezsin arabayla ilgili kısımda zaten süreç arabayla ilgili devam ediyor. Peki şimdi mesela lastikçi her defasında şu soruyu mu soracak? İlk defa arabaya mı takacaksınız? Yoksa stoğa yedeğe mi alıyorsunuz? <laughs> şimdi daha bunu genişleteceğiz. Yani bu daha çok genişleyecek bir konu da. Şimdi bunu sizce hangi kaç tane esnaf biliyordur? Ben mesela esnafın bundan haber olduğunu düşünmüyorum. Şimdi az önce Yalçın Sütü Temizli Kurtuluş Caddesi'nde hafiften yürüdük. Ben de birkaç tane örnek almak istedim. Bana bir tane dondurmacı arkadaştan dedim ki bir tane kap örneği verir misiniz? Eğitimde kullanacağım diye. Bir 15 saniye 20 saniye gözüme baktı. Yani ne diyor diye falan. Yalçın Bey de diyor ki işte artık onlar diyor ge kapat abi haberiniz olsun g kap vereceksiniz. Az kalmıştı dayak noktasına geldik yani. Az kalmıştı. Bizi esnaf kovalayacaktı işin esasında. Şimdi dönüyoruz. Yağlarla ilgili duruma bakıyoruz. Bu sefer yağlarda başka bir hayat başlıyor. Diyor ki, bir yağ, bir bitkisel yağ, diğer bir bitkisel yağın üretiminde kullanılıyorsa, evet, bu sefer o bitkisel yağın satıcısı beyan yapsın, ödeme yapmasın. Yani basitleştirelim. Bir tane zeytinyağı imalatçısı var, bir tane de ayçiçek yağı imalatçısı var. Zeytinyağı imalatçısı diyor ki, bana 5 kilo ayçiçek yağı verir misiniz? Zeytinyağının içine katacağım. Ben bunu örnek söylüyorum lütfen sektör yanlış anlamasın. Tamamen örnek geçiyorum yani. Sektörde yanlış anlaşılmalar neden olmayayım. O zaman dönüyor zeytinyağı üreticisiyle ilgili bir süreç yok. Efendim dönüyorlar ayçiçek yağı üreticisi ayçiçek yağının beyanını yapıyor. Zeytinyağı imalatın içine girdiği için ödemesini yapmıyor. Bu sefer de böyle bir hayat var. Dolayısıyla bu sadece ürün kısmı böyle. Hesaplama kısımları ayrı. Bir de çarpacağız, böleceğiz, bulacağız. Bunlar da değişik durumlar. Yani ürünler ürünün kendisinden GKP hesaplanıyor. Birinci ambalajından GKP hesaplanmıyor, beyan ediliyor. Ondan sonraki tüm ambalajlarından GKP hesaplanarak gidiyor. Yani diğer bir kısım örnek söylüyorum. Bir otobüs imalatçısı, otobüs fabrikasında otobüs imal ettikleri zaman otobüsün ayrılmaz bir parçası nedir? Mesela buzdolabı. Buzdolabı ek bir saylı listede var mı? Var buzdolabını o otobüsün ayrılmaz parçası olarak entegre ettiğinizde mesela bu de buzdolabı imalatçısı beyan yapıyor ödeme yapmıyor. Otobüs firması beyan yapıyor ödeme yapmıyor. Niye? Onu artık ayrılmaz parçası kabul ediyor. Peki buzdolabı yani otobüs firması bu buzdolabı serilerini belki servislerde şimdi araba bozuldu. Gittiler dediler ki buzdolabım bozuk. Yedek parça olarak alıyorsan nasıl ayıracak? Buzdolabı imalatçısı nasıl ayıracak bunu? Ne kadar detaylı bir süreç değil mi arkadaşlar? Sözleşmelere bağlanması gereken yükümlülüklerin detaylandırılması gereken bir süreç cezalara geliyoruz. Bu işin sonu hapse kadar gidiyor. Böyle de durum söz konusu. Şimdi birinci ürün kavramının ben oturduğunu düşünüyorum. Buradan dönüp ambalaj meselesine geçmek istiyorum. İşte burada gördüğümüz karşımızdaki ürünler. Şimdi ambalajın tanımına bakın arkadaşlar. Ham madde den işlem sürdüğüne kadar. Buyurun Çok hocam. özür diliyorum. Bölmeyeceğim dedim ama e, burada bu birincil ambalajın içerisinde yer alan e, ilaçlarda olsun, buzdolabında olsun, e, yine çıtalar, straforlar vesaireler var. E, bunları birincil ambalajla birlikte mi değerlendireceğiz? E, o konuya şöyle, da geçmeden bir açıklık Tabii açık olur. Açık şöyle ayıralım onu. Hocam şöyle ayıralım. İlaçta ayrı bir uygulama var. Diğerlerinde ayrı bir uygulama. Birincil ambalajın içerisinde kullanılan, mesela buzdolabı örneğinden devam edersek ben bu arada... Ekranı da getirmiş olayım Sinan Bey de paylaşırsa. Buzdolabı örneğinden geçersek, buzdolabı örneğinin etrafına koyduğunuz köpük, plastik, çıta vesaire koyduktan sonraki karton kaplama meselenizin tamamı birinci lambalaş. Burada birinci ama ilaçlarda durum farklı. Şimdi ilaçlarda ilaç, ilacın kendisinin mesela bir şurup örneğini verelim. Şurup şişe olarak şurubun bulunması, şurubun yanında şurup kaşının bulunması, perspektifin dediğimiz yani plastik diğer aksamlarının bulunması vesairesinin sonucunda bir kutunun içerisinde olduğu zaman ilaç sadece kutuya bir kuruş ödüyorsunuz arkadaşlar. Ama kutuya koyulmamış bir ilaç. Direkt mesela şişede bir ilaç. Mesela bir şurup var böyle direkt şişe halinde veriyorsa o zaman şişeyle ilgili bir ödeme gerçekleşiyor. Burada da öyle bir Ince bir ayrım var. Tabii yine söylediğim gibi Güler Hocam evet bu konu hocam. detaylı. Elbette. Yani bu konu Elbette. teknik bir konu. Bunların meslek mensubunun oturup elinde böyle hesap kitap yapabileceği, sürekli üzerinde koşabileceği bir konu olmadığının altını çizelim. Meslektaşlarımıza da ekstra bir öneride bulunacağız tabii bu arada arkadaşlar. Teşekkürler hani hocam. Nasıl bir süreç yürüyecek diye. Şimdi ambalajın tanımına geliyoruz. Artık hayat inanılmaz derecede genişliyor. Tanıma bakalım değerli arkadaşlar. Burada ham maddeden işlenmiş ürüne kadar yani bir ham madde de alabilirsiniz ambalajlı gelmiş olabilir. Bir ürün de alabilirsiniz ambalajlı gelmiş olabilir. Buradan ham maddeden işlenmiş ürüne kadar yani birçok aşamadan bahsediyor. Diyor ki arkadaşlar eşya veya malzemenin üreticiden veya tüketiciye geçen süreç kısmında taşınması, korunması, saklanması, satış için kullanılan bileşenler dahil tüm malzemelere ben ambalaj diyorum diyor. Tüm malzemeleri ambalajlıyorum. Birazdan çok daha bunu detaylı konuşuruz. Peki dönüyor. Diyor ki ben yine e, ek bir sayılı listeye gidiyoruz bu sefer. Ben diyor ki şimdi ambalajları kendi içinde grupladım diyor. Plastik ambalajlar. Plastik ambalajların diyor içeceklerini de kendi içinde gru grupladım. Mesela 0.33 litreye kadar olandan 1 kuruş alacağım. 33 litre ile 75 litre grubunda olandan mesela şu işte 50'lik litre grubunda şöyle göstermiş olalım. Mesela bundan 2 kuruş alacağım. Bu mesela 33 litre grubunda içecek plastiğin kendisi 1 kuruş alacağım diyor. Böyle kademeli bir litre uygulaması var ve bunların dışındaki diğer ambalajlarda mesela şu örnekte olduğu gibi bu ambalaja gelince de yine ağırlıktan hesaplayacağım diyor. Geliyor metal ambalajlara. Yine metal ambalajlarda diyor ki ben kilogram başına alacağım. Geliyor kompozit ambalajlara. Yani bu plastik, metal vesaire karışık olan ambalaj grupları diyelim. Bundan ayrı hesap alacağım. Kimisinden kilogram bazında alacağım. Kimisinden adet bazında alacağım diyor. Cam ambalajlara geliyoruz. Yine orada bir litreleme meselesi var. Litrenin dışına çıktığı zaman yine ayrı bir hesap yapıyor. Ahşap ambalajlara geliyor. Adet başına alacağım diyor. Peki ambalajların tanımına bakalım. Mesela plastik ambalaj deyince sadece plastik malzemeden yapılmış plastik kaplar, kutular vesaireler diye gidiyor. işte. önümüzde de bir sürü örneği var. Cam ambalajlar dediğimiz zaman cam işte kavanozlar en basit örneği. Kağıt karton ambalajlar, kutular, koliler bunlara birer diğer örnek. Metal ambalajlar arkadaşlar alüminyum dahil olmak üzere teneke kutular, metal kutular, demir kutular. Yani bu işte taşıma işine yarayan işlemleri yapanlar. Bunlar da metal ahşap ambalajları, kasalar, paletler birer örnek. Kompozit şeyler de var yani kağıt plastik metal karışımı olan ambalajlar kısmı önemli. Şimdi hocam bakın aslında biz mesela nasıl bir dönemden geçiyoruz? Pandemiden bahsediyoruz değil mi? Pandemi dediğimiz bir durum var. Değil mi? Covid-19 var. Evet. Bugün nereye gitseniz tek kullanımlık hayatlarla karşılaşıyoruz. Mesela tek kullanımlık bardak, tek kullanımlık çatal, tek kullanımlık tabak, tek kullanımlık yer. Niye? İşte bu virüs meselesi var. Ambalaj meselesi bu yönüyle çok önemli. Ama inanılmaz bir yükümlülük doğdu onlar için mesela şu anda. Mesela bir restoranlar ya bir çiğ köfteci. Çiğ, çiğ köfteyi alıp şu kabın içine koyuyorsa şunun gramajı ile ilgili gekap verecek mesela. Ya böyle bir inanılmaz bir hayat karşımızda. Peki bunu biliyor mu mesela esnaf? Ben, ben bugün test ettim. Öğrendim. Ben Esnafın bence bu konudan pek bir haberi yokmuş gibi. Şimdi ambalajlara geliyoruz. Ambalajlar da işte yine kendi içinde sınıflanıyor. Birinci ambalaj, ikinci ambalaj, üçüncü ambalaj, taşıma ambalajı, yükleme ambalajı diye kendi içinde devam ediyor. Peki birinci lambalaj mesela örnek az önce gösterdik söyledik mesela bitkisel yağların şişesi, bidonları, kapları değil mi? Bunlar birinci lambalar. Elektrik ve elektronik ürünlerde mesela ne dedik? İşte strafor ve köpükler dahil olmak üzere birinci lambalar. Mesela deterjan ürünlerinin değil mi? Kapları birinci lambalar. Şöyle mesela hayal edelim. Bir markete gidelim. Büyük bir markete gidelim. Şöyle bir etrafı seyredelim. Ambalajsız ürün görmen şansımız ne kadar düşük değil mi? Yok gibi hocam. Yok gibi yani. İşte bunların hep, yani bis, bisküvitin kutusu ambalaj, bisküvitin içindeki plastiği ambalaj, örnek şampuanlar ambalaj, efendim parfümler ambalaj. Aklıma geldikçe söylüyorum. Yani e, tavuk tavukları koydukları kasapların kompozit plastikleri dahi ambalaj. E, yani ayakkabı imal eden bir firmanın ayakkabı kutusu ambalaj. Yani daha ne kadar örnek var? İşte kalem imal eden bir firmanın kalem kutusu ambalaj. Yani o kadar çok ambalaj konusu geniş ki. Her şeyi ambalaj. Işine, ambalajsız ürün kavramı yok. Mesela ikinci ambalaja geliyoruz. Diyor ki birinci ambalajları bir araya getirmek için yapılan ikinci süreç. Mesela küçük küçük kutuların büyük bir kutuya koyulması. Mesela ikinci ambalaj. Sarılması ikinci ambalaj gibi. Üçüncü ambalaj daha bunları bir araya getirme uygulaması gibi. Şimdi mesela bunu da bir örnekle gösterelim. Ya böylelikle bunun hani genel çerçevesini çizmeye çalışalım. E, karşınızda mesela bir su var. İşte burada da bir örneğini getirdik. Mesela su imalatçısı su imalatçısının GCAP süreci nasıl çalışıyor? Mesela suyu aldı. Bu gördüğünüz plastiğin içine eklediği zaman, doldurduğu zaman bunu bayiye ya da tüketici ilk satış şey esnası bunlar için kapın başladığı an demek. GCAP başladı diyoruz biz burada. Bunun mesela boyutuna kadar? 50. Geliyoruz mesela. içecek grubu. Bakıyorum 0.33 ile 0.75 litresi adet başına 2 kuruş. Şimdi bakın adet başına 2 kuruş. Önce bunun için ödeyecek. Bunları bir araya getirip streçlemiş mesela. Görselde de gördüğünüz gibi. Bu görselde gördüğünüz plastik, çevresindeki plastik, ikinci lambalaj. Bu sefer dönüp o plastiğin ağırlığını bilmeniz gerekiyor. Dönüp bakıyorsunuz o plastik diğerleri grubunda geçiyor. Kilogram başına 40 kuruş. Sonra dönmüş mesela onları bir sürü bir araya getirmiş. Bir karton kutuya koymuş. Büyük bir karton kutuya koymuş. Karton kutu örnek söylüyorum. Üçüncü ambalaj. Bu sefer dönüp karton kutunun ağırlığını bulmanız gerekiyor. Buna da dönüp bakıyoruz mesela burada. Kağıt karton ambalajları 20 kuruş. Şimdi suyu üretecek. Bunu hesaplayacak. Yani birinci ambalajını hesaplayacak. İkinci ambalajını hesaplayacak. Üçüncü ambalajını hesaplayacak. Artık bunu palet veyahut da bir başka şey kullanıyorsa dördüncü lambalajını hesaplayıp o ayki toplam piyasaya sürdüğü ürünlerin G kapını bulmaya çalışacak. Şimdi birkaç örnek daha verelim. Yani, e, basit örnekler anlatmak açısından söylüyorum. Kafeteryaya gidiyorsunuz. Artık kafeteryaların tamamı da mesela değil mi? plastik e, reklam. Bardak. Ha, isminin kendisi tamam. Plastik bardak kullanılıyor mesela bu plastik bardak. ...gidiyorsunuz da diyorsun ki... ...iki çay alabilir miyim? Tabii ki diyor, keyifle diyor. Getiriyor iki çayınızı plastik bardak Çünkü pandemideyiz artık cam bardak. Yani tekrarlanabilir bardakları artık minimum kullanıyor insanlar. Hatta insanlar şu anda ne diyor? Lütfen tek kullanım bardakta verir misiniz diyor. Plastik bardakta... ...verdi. Bakın şu gördüğünüz plastik bardakta... ...çayınızı içiyorsunuz. Plastik bardağı bırakıp gidiyorsunuz. Ya da atıyorsunuz her neyse. Bu mesela kafeterya işletmecisi... ...bu plastik bardak için satış noktası kabul edilir ve bunun için kap ödemesi gerekir. Bunun ağırlıklarını bulacak. İşte o ay kaç tane böyle çay sattıysa vesaire sattıysa bunu bulacak. Yani buradan buradan GKP beyan edecek. Yine restorana gittiniz. Örnek söylüyorum. Yemek istediniz. Tabi hay hay dedi. Yemeğe getirdi. Plastik tabakta önünüze koydu. Çünkü yine ne diyoruz? Pandemi var diyoruz. Vesaire var diyoruz. Plastik bardakta koydu. Plastik bardakta yediniz. Attınız. Şimdi restoran ne durumunda? satış noktası durumunda. Plastik ambalajda da piyasa süren noktasına geldi. Ve dolayısıyla artık o plastik tabaklardan vesairelerin tamamından ne yapacak? g kap edecek Şimdi burada ilginç bir örnek daha var. Onu da anlatıp öyle yavaş yavaş sözü hocam size vermek istiyorum. Süreyi de umarım faydalı kullanıyoruzdur. Gerçekten. Yine usul ve esaslarda diyor ki mesela konfeksiyon, tekstil konfeksiyon esas faaliyeti ve tek faaliyeti bu olan bir tane mağaza diyor. Müşterileri için diyor plastik bardaklarda çay ve kahve ikram etmektedir diyor. İkram. İkramdan bahsediyor. İlla her şeyin satış olması gerekmiyor. mi? Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. İkram ettikten, ikram ettiği içecekler için kullandığı diyor. Plastik ya da tek kullanımlık bardaktan veyahut da işte kaptan üründen. E, üründen üründen işte? diyelim. Evet. Sorumludur. Gekap verecek. Hocam nasıl yani ya? çay ikram ettim. E, i̇kram ettin evet. kap tabi tabisiniz. Mesela o kadar detaylandıralım ki mesela. Bakın elimde mesela şeker var. Bu şeker imalatçısının şu şekeri koyduğu. Şu belki ekrandan ne kadar görünüyor bilmiyorum. Umarım görünüyordur. Şekeri koydu. Şu birincil kap. Mesela bu şeker için ambalaj. Birincil ambalaj. Şu kağıdın gramajını bulup sonra o kutudaki ağırlığını bulup sonra kutuyu bulup sonra kutuyu başka kutunun içine koyduysa onu bulup toplayacak, çarpacak, bölecek adet adet kapını beyan edecek hocam. Özetle aslında bu olay Mühendis. böyle bir şey. Yani bir tür mühendislik gibi hocam olacak artık burası. Evet, bu bu böyle işte kap böyle hani bunun uygulanabilirliği. Dediğim gibi yani ben doğayı korumak, insanlığı korumak, dünyayı korumak mantığında ben katılıyorum. Ancak yöntem, beyan, esas vesaireler kısmında hakikaten bence bunun bir kez daha gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim hocam. Ee, genel haklısız. çerçeveyi çizmeye çalıştım hocam elimden geldi kadar umarım anlaşılır olmuştur. Hocam e, gayet anlaşılır oldu ama biz bunu belki burada günlerce tartışsak, günlerce konuşsak bu kadar detayı evet. e, netleştirmek yine de mümkün olmayabilir. Ama e, gerçekten çok e, özetleyerek anlattınız. Çok teşekkür ediyorum ben. Ağzınıza sağlık. Hocam bu süreçte olayın daha iyi anlaşılması, oturması için özellikle Odamızın soru-cevap birimlerine ve eğitimlerde bizlere telefonla zaman zaman sizlere ve bizlere ulaşmış olan sorulardan derlediğimiz bir sorularımız var. Bu soruları ben size yönelterek arada atladığımız, unuttuğumuz eksik kısımları da tamamlamaya çalışalım diyorum Tabii beraberce. Hocam. hocam şimdi üçüncü olarak. Ee, tabii burada e, önce şunu söylemek istiyorum. Bütün bu anlattıklarınızdan, birincil, ikincil, üçüncül ambalajlardan, ürünlerden, e, örnek verdiğiniz bir e, gittiğimizde marketteki her şeyin ambalajlı olduğundan bahsettiğimizde çok büyük bir verginin ihdas edilmiş olduğunu görüyoruz biz burada. E, çok büyük ihdas edilen bu verginin de alanlarının söyle, e, ve detaylarının net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Bu da şimdiye kadar e, tam anlamıyla mümkün olmadığı için algılamada anlamada zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de e, GECAP ne zaman doğuyor? Yani hocam ithalatta fasonda, satış noktasında, piyasaya sürme aşamasında sizin tabirinizle nasıl bir hayat var? Şimdi bunun hepsinin kendi içinde ayrı bir cevabı var hocam. Öncelikle onun altını çizmek istiyorum. Mesela bir ithalatçıysanız bir ürün ya da ham madde ithal ediyorsanız ve bu ham madde ambalaja tabi ise bu ithalatçı açısından millileşmenin gerçekleştiği dönem GKAP'ın beğen edilmesi gereken dönem. Yani i̇thalatçı, hocam ben örnek söylüyorum. Bir fabrikam var. Bu fabrikaya yurt dışından işte metal bir ürün ithal ediyorum. Bu metal ürün yurt dışından ambalajlı geliyor. Bu ambalajlı gelen ürünü ben fabrikada açıyorum. Sonra üretim hattını ekliyorum. Üretim hattında yeni bir ürün ortaya çıkartıyorum. Şimdi ben bu ithal ettiğim ambalajlı ürüne GECAP mı ödeyeceğim? Evet GECAP ödeyeceksiniz. Ambalajlı ürünün GECAP'ı ne zaman doğacak? İthalatta altını özellikle çiziyorum. Millileşmenin gerçekleştiği dönem yani gerçekleştiği tarih. Yani buna ne diyelim? İthalat beğenlemesinin kapandığı tarih itibariyle GECAP yükümlülüğü doğuyor. Nasıl olacak? Ya mesela ben merak ediyorum. İthalat yaptı. Dünya kadar ithalat yaptı. Yurt dışında bunun nasıl ambalajlandığı, o ambalajın kaç gram olduğu, kaçıncı kademede ambalajlandığı, birinci ambalaj, ikinci ambalaj, üçüncü ambalaj. Ürünü ithal edip getirecek. Sonra ürünleri sökecek. Yani sökecekten kastım. Ambalajından çıkartacak. Sonra bu ambalajları kendisi bir tartacak. Bulacak. Kendi kendine bir beyanname verecek. Ya, hakikaten bu bir ilginç bir konu. Yani o yüzden... İthalatta özetle böyle söylerim. Ya, nasıl uygulanacak gerçekten zor bir süreç. Mesela fason imalatçısınız. Örnek söylüyorum. Fason imalatı. Tekstil ürünlerinde çok fazla karşımıza çıkar. Tekstilcilerden de bahsetmiş olalım böylelikle. Kumaşı verdi. Kesip parçaladı. Böldü. Kumaşı verdi. Fasoncuya gönderdi. Fasoncu bunu e, gömlek yaptı. Üretti gömlek yaptı. Poşetledi, paketledi, etiketledi. Gömlek haliyle, etiketlenmiş, poşetlenmiş haliyle, yani ambalajlanmış haliyle tekrar getirip fabrikaya geri teslim etti. O teslim anında mesela fasonda diyor ki işte teslim anında GECAP'ta var. Bakın daha satış yok. O daha ürün stokta duruyor. Mesela ürünü ithal ettiniz, ürün gene stokta duruyor. GECAP başlar diyor. Diğer bir kısım mesela, üçüncü kısma geliyoruz. Ben bir ürün imal ediyorum. Yani e, Mesela su imalatçısıyım. suyu imal ettim. Suyu imal ettim, ambalaja koydum. Ambalaja koydum. Stokta duruyor. Gekap yok. Bunun ilk satışında Gekap doğuyor. Mesela bu bayiye çıkışta olabilir. Tüketiciye çıkışta olabilir. Toptancıya çıkışta olabilir. Fark etmez. Bunun ilk çıkışında bunda da Gekap doğuyor. Ya yani bir de mesela satış noktaları kavramı var. Satış noktaları kavramı da herkes kendine sadece üretici pozisyonunda düşüyor. Mesela satış noktasına basit bir örnek verelim. Kasapları mesela örnek verelim. Kasaba gittiğiniz zaman Kasaba gittiğiniz zaman. Yani şuradan işte 2 kilo et, evet, 3 kilo tavuk. Arına, sallıyorum tamamen. Tavuk verin dediğinizde kasap bunları tartıp sizin elinize al götür diyor mu mesela? Demiyor. Ne var? Bir plastiğin değil mi? Kompozit bir plastiğin içinde streçlenmiş halde paketliyor. Size veriyor. Bakın işte orada da kasap ne pozisyonuna düşüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Satış noktası. Mesela kasap da satış noktası durumda. Dolayısıyla kasap o ay sattığı bütün etlerin işte kompozit malzemesi için artı streçle işte streti için mesela G kap veriyor. Orada da direkt satış noktasının tüketici ulaşması noktası diyoruz. G kap böyle hesaplanıyor hocam. Her durumda kendi içerisinde böyle ince bir durumu söz konusu. Bir başka örnek daha verelim. Mesela çiğ köfteci. Evet. Çiğ köfteci örneği verelim yani. Daha başka mesela bir örnek verelim. Bir pastane düşünün pastaneye gittiniz. Doğum gününüz var. Örnek Örneğin güzel bir gündesiniz. Güzel bir pasta istediniz. Yazdırdınız iyi ki doğdun mutlu seneler. Paketle diyorsun. Ne yapıyorlar pasta değerli hocam? Bir kutuya koyalım mi? Karton kutuya koy. Karton kutuya koydu. Size sundu. Sundu artık tüketiciye teslim gerçekleşti mi? Sunuyor. İşte orası mesela satış noktası. O zaman o karton kutu hatta o pastanın altındaki kutu bazen pastanın etrafını saran böyle bir plastik bir daha bir kap daha oldu. Bunların hepsinden mesela g kap doğuyor. Hepsine g kap vermek gerekiyor. g böyle doğuyor. Dört noktada. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi yeni ihdas edilmiş olan vergilerde genellikle mükellefiyet e, tesis ettirmek gerekiyor. Veya o vergi türünden çıktığımız anda mükellefiyeti o vergi türünden kapatmak gerekiyor. Şimdi buradaki geri kazanım katılım payında Mükellefiyet tesisi ve sona erdirilmesinde bir farklılık var mı? Bu mükellefiyet tesisi ve sona erdirme nasıl yapılıyor ee, Gekap kapsamında? Onu da değerlendirmenizi Tabii, rica ediyorum. E, bu yine Maliye Bakanlığı'nın yayınlanmış olduğu tebliğde yazıyor detaylı olarak. Gekap için bir mükellefiyet açma başvurusunda bulunmuyoruz arkadaşlar. Herkesin GECAP'ı açık. Şu anda ben interaktif vergi dersine gireyim. Benim de kapım açık. Malum olarak benim de kapım açık. Güler Hocam mesela sizin de GKAP'ınız açık. İnteraktif vergi dersine girsin. Sinan Bey vergi mükellefi değil. Mesela onun da kapı açık. Onda da GKAP açık. Burada kapı açmak gibi bir dilekçe yok. Bir başvuru yok. Herkesin kapı açık. Eğer GKAP kapsamında değilseniz interaktif vergi dersinden GKAP kapsamında olmadığınızla dair zaten GKAP mükellefiyetimi sonlandır bölümü var. Bu sonlandır bölümünden GKAP'ınızı kapatıyorsunuz. Yani GKAP açmak gibi... Eylem gerçekleştirmiyoruz. Ben GECAP kapsamında değildim diyorsunuz. GECAP'ımı kapatmak istiyorum diyorsunuz. GECAP kapatma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. GECAP mükellefiyeti böyle bir yapıya sahip şu anda hocam. Hocam bu pandemi döneminde, öncesinde ve yine pandemi döneminde beyan sürelerinde ertelemeler, dönemlerde e, değişiklikler oldu, ciddi değişiklikler oldu. Beyan süreleri, dönemleri... Ödeme sürelerindeki bu değişiklikler hakkında da e, değerli izleyicilerimizi bilgilendirirsek e, çok iyi olacak. Çünkü zamanı kaçırmamak anlamında çok değerli. Şimdi beyanname biliyorsunuz ilk çıktığında bu ilk çıktığı yapıda işte gelir vergisi mükellefleri 3 aylık, kurumlar vergisi mükellefleri aylık dedi. Sonrasında birkaç değişiklik daha oldu. Sağ olsun ben buradan bir kez daha TÜRMOB'a ve TÜRMOB yönetim kuruluna, İSMO, İSMO yönetim kuruluna bir kez daha ben camiamız adına teşekkür ediyorum. En azından gidip bu konuyu Maliye Bakanlığı ile görüşüp en azından beğenlemelerin şu an itibariyle şu anda ekranda gördüğünüz şekline dönüştürdüler. Birinci e, beğenleme artık gelir kurum ayrımı yapılmadan Ocaktan Haziran dönemine kadar olanı 1 Temmuz ve 30 Temmuz arasında yani 2020 için 6 aylık e, dönem diyoruz. İşte evet. Temmuzdan Aralık olan kısım içinde ikinci dönem dediğimiz ikinci 6 aylık dönem olarak. Şu anda tebliğ revize edildi. 2021 dönem için ise 3'er aylık dönemler haline dönüştürüldü. Tabi burada bir şeyin de altını çizmek lazım. Mesela burada vergi mükellefiyeti aranmaz mesela GKP için. Vergi mükellefiyeti olsun veya olmasın diyor. GECAP'ın konusuna giriyorsanız diyor. GKP beğenilmesi de verme yükümlülüğünüz var. Belki de çok sık sorulan sorular arasında da vardır. Var bir hocam. kez daha evet. değiniriz bunu. Mükellefiyet şu anda 2020 yılı için mükellefiyet kavramı arkadaşlar. Ocak'tan Haziran e, Ocak'tan Haziran dönemiyle ilgili olan 1 Temmuz'la başlamış durumda. Bir şey daha düzeltelim. Poşeti daha önce biz aylık aylık veriyorduk. Şimdi GECAP dediğimiz geri kazanım kazanım katılım beyannamesi değerli arkadaşlar poşetle birleştirildiği için poşetler de artık 6 aylık beyanda tek beyannamede veriliyor. Bu beğenlemeyi beğenleme düzenleme programda ar aradığınız zaman kısa adı Poset, uzun adı geri kazanım katılım payı beyannamesi. Burayı açtığınız zaman yani mesela GCAP kısmında değil de sadece poşet beğenlemesi verecekseniz dahi bu beğenlemeyi kullanacaksınız. Bu beğenlemenin poşetle ilgili ön yüzü var. Poşeti o kısımda beğen ediyorsunuz. Poşet dışındaki bu ambalaj kısmında ikinci bölümde beğen ediyorsunuz. Yani tek bir beğenleme var. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum hocam. Hocam bu soruyla bağlantılı olarak aslında bir şey daha size yöneltmek istiyorum. Şimdi 6 aylık vereceğiz ama e, hani heyecanlı arkadaşlarımız vardı ya Ocak ve Şubat aylarında bu beyanları evet, beyan veren arkadaşlar var tabii. E, Şimdi 6 aylık beyanlarını verirken o dönem için beyan veren e, müşteriler e, ya da mükellefler o vermiş oldukları beyanları bu 6 aylık beyanın içine dahil ederek mi bildirecekler? E, nasıl beyanda bulunacaklar? Onun da bir e, anlatabilirseniz. Şimdi... E... Ocak Şubat dönemi tabi uzaması Mart'ı falan evet. bulmuştu. Biraz o yüzden hani süreç biraz hareketli geçmişti. Ocak dönemini beyan eden mükellefler oldu. Hem poşet için hem Gekap için beyan eden mükellefler oldu. Şubat döneminde beyan eden mükellefler oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran dönemleri 6 aylık sürecin içerisinde kalınca bunlarla ilgili süreç 1 Temmuz'da tekrar yeniden başlıyor. Bu mükellefler Ocak'ta, Şubat'ta ya da şöyle söyleyeyim. 2020'nin birinci Ocak-Haziran döneminde GECAP beğenlemesi vermiş oldukları dönemleri bu döneme dahil etmeyecekler arkadaşlar. Onlar tamam artık. Onlar beğen edildi. Mesela Ocak ve Şubat ayında GECAP beğenlemesi vermiştim. Hocam şimdi Temmuz ayında nasıl olacak? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran kısımlarını sadece GECAP'a konu edip GECAP hesaplayacaksınız. Bir daha mükerrer olarak eklemenize gerek yok değerli arkadaşlar. Hocam bu arada ben araya girerek başka bir şey sormak istiyorum. Bugüne kadarki eğitimlerinizde özellikle GECAP konusunda almış olduğunuz ilginç bir soru var mı? Onu bizimle paylaşabilir misiniz? Böyle sizin dikkatinizi çeken, e, belki gülümseten, belki şaşırtan e, varsa bizimle paylaşır mısınız lütfen? Var, evet. <laughs> Şimdi aklıma tekrar geldi, tekrar gülüyorum. Biz işte Aralık'ta, Ocak'ta e, ee, çok ciddi anlamda hem Anadolu'da hem İstanbul'da ciddi eğitimlere çıktık. Bu GKV'yi yetiştirelim, anlatalım, sahaya anlatalım. Bizim için birinci öncelik meslektaşlarımız olduğu için meslektaşlarımızı yetiştirelim, anlatalım diye. Sahada iki tane soru geldi. İkisi de birbiriyle benzer. Tabii o atmosferde arkadaşlar bu işi yani şakaya, espriye vurarak da sordular. Birisi kefeni sordu. <laughs> Bir başka eğitimde de tabut sorusu gelmişti. <laughs> Ben tabii her ikisine de Allah rahmet eylesin diyorum. Bu, bu konumuzun tabii çok ilginç boyutuydu. Yani kefen ve tabut sorusu gelmişti. Gekap girer mi diye. Öyle bir espri gülümüş ve geçmiştik. Bana gelen en ilginç soru i̇lginç. bu olmuştu yani. İlginçmiş gerçekten ee, hocam. Cevabı merak edenler için de söyleyeyim yok <laughs> arkadaşlar. Gekap yok yani. <laughs> bir kez daha cevaplayalım. O zaman öldüğümüz vakit gekap söz konusu değil. Mesela e, burada tabii mesela bu hazır mesela kefen konusuna gelmişken mesela bir şeyin de altını çizelim. Mesela ambalajlarda bez. bez ambalajlar kapsam dışındadır arkadaşlar. Mesela bez ambalaj mesela un üreticisi unu çuval olarak kullandığı un bezse mesela bez ambalaj için GKA vermesine gerek yok. Çünkü ambalajlar arasında bez ambalajlar bulunmuyor arkadaşlar. Hocam hemen hemen yürürlükteki tüm kanun ve düzenlemelerin içerisinde istisnalar söz konusu olabiliyor. GECAP düzenlemesine baktığımızda e, burada da gerek ürün bazında e, gerekse e, ambalajlar bazında, gerekse gerçek ve tüzel kişi mükellefiyetler bazında istisna kapsamında olan e, kısımlar var mı? Varsa bunlar hangileri? Ee, var. Ee, şöyle hatta ekrana da gelsin istiyorum. Sinan Bey'den de rica edeyim. Lütfen. Çok dar. O kadar dar ki yani çok minik bir e, süreç. Yani bir kere diyor ki e, zaten tekrar kullanım depozito kısmına girdi. Zaten depozitolar kısmı da geldi. Bir sütlerle ilgili bir istisna söz konusu. Yani içme sütü, çeşitli aromalı ve rondolamış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinin sadece birinci lambalajları arkadaşlar istisna edilmiştir. Beyan edin mesela birinci lambalajlarından dolayı bir GECAP ödemeyecekler ama onları ikinci ve üçüncü lambalajları eklerlerse GECAP ödeyecekler. Diğer bir kısım 29 Haziran'da gelen işte bu Dediğimiz ikinci düzenlemeyi anlatan kamu yararına çalışan hayır ve insan e, insanı yardım kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlarda GKAP kapsam dışında. Yani örnek söylüyorum e, mesela bir gıda bankacılığına yapılan bağış ambalajlı olsa dahi bu kapsam dışına alındı. Bir de arkadaşlar burada önemli zati kullanım diye bir tanım var. Zati yani sadece kendi ihtiyacı için kullanılan ürünlerde. Bu zaten ihtiyaç deyince arkadaşlarım bunun tanımını okumak lazım. Burası çünkü önemli. Başka bir gerçek veya tüzel kişiden temin edilmeyen yani bir satın alma yapmadan kendi imkanlarıyla üretilen ve sadece kendi tüketici, tüketim, için kullanılan ürünler. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Ege bölgesinden örnek vereyim. Zeytin ağaçları olan bir zeytin üreticisinin ürettiği yağın yağlar diyoruz ya bitkisel yağlar gekafat abi. Ürettiği yağın kendi kullanımı için aldığı kısım zati üründür mesela. Onun için GECAP beyan etmez ama onun dışındaki satma sürecine koyduğu kısımlar için ise işte GECAP hayatı başlıyor. Diğer kısımlar millileştirilmeyen kısımlar dediğimiz kısım. Yani serbest oluşuma girmeyen kısımlarda bir GECAP e, kapsam dışı. Bir de yine 29 Haziran'da gelen ben yine yağlarla ilgili örnek vermiş. İşte Tankerin dibinde kalan tortular vesaireler bunlar GECAP'ın konusuna girer mi? Demiş. Şu an bunlar için GECAP vermeyle miyim? Onlara da GECAP vermene gerek yok demiş. Yok. En sonunda imha edilen, tavsiye edilen, gümrük gözetiminde tavsiye edilen eşyalar için GECAP yok. Böyle çok kısa, çok dar bir alan. Alan. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer özellikli konumuz da hocam depozitolar. Şimdi depozitolar başlığının henüz daha mevzuatı tamamlanmadığı, şöyle daha doğrusu Henüz yayınlanmamış depozito alanına girecek ürünlerle ilgili usul ve esaslar söz konusu. Bunlar da yayınlanmamışken tabii kısıtlı bir e, alanı var. Sistemi depozitoları kısaca bir e, açıklayabilir misiniz? E, sistem nasıl işliyor? Burada çünkü kurulacak bir depozito sisteminden e, de bahsediyoruz aynı zamanda. E, bir özetleyebilir misiniz rica edeceğim? Çok kısa özetleyeceğim. Çok kısa çünkü hocam, evet. hocam çok teknik bir konu. Gerçekten Öyle. çok teknik bir konu ve karşımızda şu anda iki tane depozito uygulamasını anlatan usul ve esaslar var. Bir de mesela taşıma kaplarını anlatacak, nakliyecileri anlatacak anladığım kadarıyla bir usul esaslar çıkacak. Bunun içinde 29 Haziran bu arkadaşlar 1 Temmuz'da yine söylüyorum 1 Temmuz'da beyan süreci başlıyor. 29 Haziran'da Çevre Bakanlığı'nın sitesine koyulmuş usul esaslar. Erkenden. Akümülatörlerle ilgili depozito uygulaması, yeniden kullanılabilir ürünlerle ilgili depozito uygulaması. Yani şu anda... İki tane depozito uygulaması var arkadaşlar. Eğer akümülatörlerle ilgili işiniz varsa akümülatörlere bakacaksınız. Bunun dışında mesela tüy, palet ve benzeri kısımlar için bakacaksınız. Diğerine bakacaksınız. Ben akümülatörlerde birkaç tane konunun altını çizeyim. Bu arada 29 Haziran uygulama 1.1.2020. Yani uygulama 1.1.2020'den geçerli oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken kısım şu arkadaşlar. Bakanlığa bir depozito uygulamayla ilgili bir plan sunuyorsunuz. Yani bir plan işte nasıl depoztoyu yapıyorum, nasıl toplayacağım, nasıl getireceğim, nasıl imha edeceğim. Çünkü depozitörlerle ilgili imha süreçleri de dahil olmak üzere bir plan sunacaksınız. Yani bu bakanlığa sunacaksınız. Bakanlık bunu uygun görmesi koşuluyla sizi bilgi sistemine entegre edecek. Size bir depozito ürün kodu verecek. Bu depozito ürün koduna göre siz depozitolu sattığınız tüm ürünleri yine GKB'a beyan edeceksiniz. O ürün kodunu yazarak beyan edeceksiniz. GKAP beyanını vereceksiniz arkadaşlar, ancak GKAP ödemesi gerçekleşmeyecek. Sonra döneceksiniz. Her yıl Haziran ayında o yılki GKAP ile ilgili bir rapor Bakanlığa vereceksiniz. İşte şu kadar GKAP e, piyasaya sürdünüz, e, GKAP depostolu GKAP sürdünüz, bu kadarını topladınız ya da artık ne kadarını topladıysanız Bu kısmı toplayamadıklarınızın parasını ödemeniz gerekecek. Ödeme ile ilgili her yıl Haziran ayında bir rapor bakanlığa vereceksiniz yine bakanlık uygun görmesi koşuluyla sizden bu raporu 3 ayda bir isteyebilir sizi bağımsız denetim kuruluşlarından rapor vermek yönünde e, yükümlülük altına koymuştur depozitolarda bu akümülatörlerde ilginç olan kısımların birkaç tanesinin altını çizmek istiyorum mesela akümülatör sisteminde otomobil bakım onarım atölyeleri de yani tamir bakım atölyeleri de bu işin bir parçası depozitolara akümülatörleri sattığınız zaman de akümülatörün değerini ayrı bir fatura yani faturada ayrı göstereceksiniz. Depozite değerini faturada ayrı göstereceksiniz. Bu bayi olsa bayi de böyle gösterecek, tamir bakım atölyesi olsa tamir bakım atölyesi de böyle gösterecek. Bunların geri alımları ile ilgili geri alımları depozite geri alımı uygulamasında anlatılan bir konu. Yani tamamen çok teknik, teknik bir değilmiş. süreç bu. Özellikle altını çizmek istediğim benim bayilerde bunun faturada gösterilmesi, tamir bakım araç bakım onarım atölyelerinde bunun yine faturada ayrı olarak depozito bedelinin gösterilmesi. Akümülatörlerin üzerinde depozitoludur şehrinin mutlaka bulunması, silinmeyecek seviyede, kırılmayacak, dökülmeyecek seviyede bulunması şeklinde anlatılan bir teknik uygulama. Bu depozito ile ilgili olan teknik uygulama. Bunun bir benzeri olan da yine arkadaşlar işte söylediğimiz diğer kullanılabilir paletler, tüpler örnek, damacana Yıllar diye söyleyelim. Bunlarla ilgili yani e, fıçı bidonlar, eğer geri depozito ise geri kazanıma tabiysa, fıçılar, bidonlar, içecek ambalajları için 5 litre üstü olması gerekiyor. Tankerler, konteynerler, variller, bunlar e, bu depozito uygulamasının yine içinde bunlarla ilgili de yine bakanlar bir depozito uygulama planı sunuyorsunuz. Bakanlık inceliyor, uygun buluyor. Uygun bulduktan sonra süreç başlıyor. Burada da yine size bir kod veriyorlar. Bu koda göre yine beyan yapıyorsunuz. Yine beyan yapıyorsunuz. Yine her yıl Haziran ayında bu beyanın sonucundaki performansınızı gösteren işte ne kadar sattınız depozitoru sonra ne kadar geri aldınız ne kadar kaldığı anlatan bir rapor vermek zorundasınız. Yine bakanlık sizden bunu 3 ayda bir bu raporu hazırlamanızı, sizi bir bağımsız denetim şirketine bu konuda denetim yaptırmanızı, o raporu vermenizi isteyen bir uygulama arkadaşlar. Burada da mesela depozitörü sattınız, depozitörü sattığınız ürünleri geri toplayamazsanız, toplayamadığınız kısımlarında G-KAP'ını tekrar Efendim? yeniden ödemeniz gerekiyor. Böyle bir teknik çerçevesini çizmeye çalıştım bir konu. Hocam Sayın gerçekten hocam. çok teknik bir konu. Takip edilmesi de, izlenmesi de oldukça teknik ve anladığımız kadarıyla işletmelere bu sistemin kurulmasıyla ilgili de ayrıca bir yük getirecek, mali bir yet evet. getireceği de ortada. Hocam, bu anlattığımız sürecin başrol oyuncusu bu ek bir sayılı liste. Şimdi bu listedeki tutarlara ve ürünlere bakarak, ambalajlara bakarak biz hesaplamalarımızı yapıyoruz. Bu anlatmış olduğunuz e, eğitimimizdeki sürecin daha iyi oturması için bu listeden bir ürün ve bir ambalaj konusunda bize e, iki tane örnek sunabilir misiniz ki daha net anlaşılmış olsun? Tabii ben e, o zaman slayta eklemiştim hocam. Bir slayta GKP hesaplaması yapalım. E, Sinan arkadaşımdan rica edeyim. Şimdi bir ürün. Denge kap nasıl hesaplanıyor? Ben az önce anlattım. Birinci lambalaj, ikinci lambalaj, üçüncü lambalaj diye bir tane hesaplama yapalım. Ee, şöyle bir ekran paylaşayım. Mesela yine ek bir sayılı liste eğilimi alıyorum. Ben örnek olarak neyi seçmişim değerli hocam? Ütü seçmişim. Ütüyü bakıyorum. Listede var mı? Ek bir sayılı listede. Küçük evet. ev aletleri ve diğerleri grubunda belirtilmiş. Bu da Atık Elektrik Elektronik Yönetmeliğinin işte 1B bölümde ciddi anlamda şunu sadece şuna bakmayın arkadaşlar. Ek bir sayılı liste hariç Yönetmelikte bir başka yönetmeliğe atıf yapıyor. O yönetmelikte elektrik elektronik ürünlerin detayının yazıldığı yönetmelik. Ona bakmanız lazım. Yani örnek söylüyorum bir tane kahve ima, kahve makinesi imalatçısıysanız, küçük bir kahve makinesi imalatçısıysanız, e, siz de GKB'ın konusuna girebilirsiniz. Yani yine e, örnek söylüyorum. ...saç düzeltici diyelim artık ben tam ismini bilmiyorum. Düzleştirici Düzleştirici imal ediyorsunuz. GECAP'ın konusuna giriyorsunuz. O yüzden sadece ek bir sayı liste genel çerçeveyi anlatıyor. O yönetmeliğe mutlaka gidip bakmanız gerekiyor. Şimdi ütü örneğini veriyorum. Mesela ben bir ütü burada ithal ettim. İthal etmek ya da ütüyü imal etmek hiç durum değişmeyecek. 10 10.000 adet ütü ithal ettim yurt dışından... Ütüyle ilgili bakıyorum. Ben ütüyü ithal ettiğim için Gekab'ın konusuna giriyor muyum? Evet baktım ilk bir sayılı listede küçük ev aletleri ve diğerleri grubunda varım. Ha, demek ki ütünün kendisiyle ilgili benim bir GCap meselem var. Sonra bakıyorum bu ütüyü ithal ederken ütünün kendisi bir kutuya koyulmuş. Ha, bu benim için önemli. Sonra o kutular onluk paketlenmiş halde başka bir kutunun içinde söz konusu. O onluk paketlerde yüzlük bir kolinin içinde gelmiş. Bir uygulamayla karşılaşıyorum. O zaman bilmem gerekenler. 1- Ütünün ağırlığını bilmek zorundayım. 2- Ütünün birinci lambalajının türünü ve ağırlığını bilmek zorundayım. 3- Ütünün ikinci lambalajının türünü ve ağırlığını bilmek zorundayım. 4- Ütünün üçüncü lambalajının türünün ve ağırlığını bilmek zorundayım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi benim 10.000 üt, adet ütü ithal etmişim. Ütünün birinci ağırlığı 500 gram ütüyü her ütü bir kutunun içinde o kutu kaç gram? 50 gram. Buna biz birinci lambalaj dedik. Ütünün o birinci lambalajları onluk kutuların içinde onluk kutunun kendi ağırlığına kadar o 100 grammış. Onluk kutularda yüzlük bir kutunun içinde o yüzlük kutunun kendi ağırlığına kadarmış. 200 grammış. Önce ben bu database'i bilmek ve öğrenmek zorundayım. Sonra dönüp hesap yapıyorum. 1. Ütü kaç adet getirdim? 10.000 adet getirdim. Bu ürün listesinde olduğu için ürünün kendisine GKP ödemem lazım. Dolayısıyla 10.000 adet çarpı baktığım zaman küçük ev aletleri ne kadarmış? Adet başına yani kilogram başına 20 kuruşmuş. Şimdi 500 gram kavramından çarparak yani adetsel olarak çarparak gidiyor ama burada ütünün ağırlığıyla ilgili çarpımı gerçekleştirdiğim zaman 1000 TL'lik yani kilograma dönüştürdük. 10.000 adeti 20 kuruşla çarptık. 20 kuruşu da kilograma böldüğünüz zaman 10.000 adet ütü için 1000 TL'lik kap ödeyeceğim. Bu bir. Döndüm ütünün birinci lambalajına. Birinci lambalajları ek bir sayılı listede varsa beyan edilip ödermeyeceği için yine hesaplama yapmak zorunda. 10.000 adet ütü getirdim. 10.000 adet 10.000 adet kutunun içerisinde. Her bir kutuda 50 gram. Dolayısıyla 10.000 adet çarpı 50 gramdan kiloya döndüğüm zaman hocam bu dönüp kutu ağırlığına dönüp bakacağız. Ka kağıt karbon kağıt kartonlar 20 kuruşmuş. 20 kuruşla çarpıyorum. Birinci lambalaj için 100 TL GKP çıkıyor. Birinci lambalaj beğenilecek, edecek, Neden? Ütü bir sayılı listede satılan ürünlerden oldu. Şimdi dönüyorum ikinci gruba. İkinci de 10.000 adet ürünümü onluk kolilere koyduğum için toplam 1.000 adet onluk koli kullanmış oluyorum. O, bin adet onluk koli her biri 100 gram. 1000 adet çarpı 100 gramdan kiloya dönüyorum. 100 kilo. Bu ne? Yine kutu. Kutu kaç gramdı? Şey, kutu kaç kuruştu? 20, 20 kuruştu. Kuruş. 1000 kiloyu yani 100 kiloyu 20 kuruşla çarpıyorum. 20 TL de oradan buluyorum. Sonra dönüp en son 3. lambalajına geçiyorum. 1000 adetti. Bunlar da yüzlü kolilere koyulmuştu. Toplam o zaman 10 tane koli kullanmış oluyorum. 10 tane kullandığım kolinin yüzlü kolinin ağırlığına kadar da 200 gramdı. 10 çarpı 200 gram çarpı yine 2 kilo buldum. Burada türüne baktım yine karton. 20 kuruşa çarptım 40 kuruş. Toplam beyan edeceğim. Gekap 1120 lira 40 kuruş. Ama birinci lambalajı ödemeyeceğim için ödeyeceğim Gekap 1020 lira 40 kuruş. Böyle bir ithalatın beyanı hesaplanıyor. Bu hakikaten çok teknik bir evet. hesaplama. Bunun altını çizelim. Aynen. Diğer örneğe gidelim. Bir tane örneğimizde mesela ambalajla ilgili olsun mesela şu örneği mesela anlatmış olalım ambalajla ilgili. Mesela içecek üreticisi 100 bin adet 0.33 litrelik plastik ambalajda plastik ambalaj 0.33'lük mesela tam da örnekle önümüzde duruyor aslında. Canlı bir örneğe denk geldik. Şu suyu üretiyor. Bunu sonra paketli onluk plastik paketlere sarıyor. Yani şu gördüğünüz ekrandaki ikincil ambalaj dediğimiz işlemi gerçekleştiriyor. Sonra bu ikincil ambalajlı hallerini de karton kutuya koyuyor. Burada da üçüncü lambalaj işlemini gerçekleştiriyor. Bu durumda mesela nasıl bir GKP hesaplanıyor? Burada içeceğin adetini bilmek zorundayım. İçeceğin litre grubunu bilmek zorundayım. Ondan sonra plastiğin, sarılan plastiğin kilogramını bilmek zorundayım. Gram yani ağırlığını bilmek zorundayım. Sonraki üçüncü lambalajın türüne göre ağırlığını bilmek zorundayım. Geldik. 100 adet içecek. Açtım bir sayılı listede içecek ambalajları 0.33 litreye kadar 1 kuruşmuş. 100.000 adet çarpı 1 kuruş. 1000 lira bu içeceğin şu plastiği için GKP ödeyeceğim. Sonra döndüm ben bunu plastik sarmıştım. Bu plastiklerde 10.000 adet plastik için kullandığım e, miktar 100 gramdan yani 10.000 adetin çarptığında 1000 kilo da değerli arkadaşlar. Ne kullanmışım? Plastik kullanmışım. Sonra dönüp plastiğe bakıyorum. Plastik ne kadarmış? Plastikte 40 kuruşmuş ağırlıktan. 1000 kilogram çarpı 40 kuruştan 400 TL de plastiği için hesaplayacağım. Sonra o plastikli halini dönüp karton kutuya koymuştum. O karton kutunun toplam adeti karton kutunun ağırlığı karton kutunun gekap tutarına. Yani 20 kilo bulmuşuz. 20 kuruşla çarpmışız. 4 TL yapmış. Toplamda da mesela bu am şu ambalaj şu gördüğünüz mesela ekran için şu ambalaj için şu gördüğünüz ekrandaki ambalajlama süresi için 1404 lira GKP hesaplıyorum. Böyle bir hesaplama şekli. Bunlardan bir sürü ürün olduğunu düşünün. Ya da mesela örnek söyleyelim. Yine eve yemek söylediniz. Pide söylediniz. Pide geldi. Pidenin geldiği karton kutu. Mesela GKP abi. Yemek söylediniz. Sıcak yemek istediniz. Alüminyum kutuda verdiler. Alüminyum kutuda. Üstü de kağıt. Bakın o kadar detaylı. Alüminyum kutu için metal ağırlık kısmına gideceğim. Kağıt kutu için karton ağırlık kısmına gideceğim. Bakın bu sefer de ikiye ayrıldı. Çünkü parçalandı bu. Sonra bunu bulup GKP hesaplayacağım. Böyle bir durum. Böyle te çok teknik, e matematiksel hesaplamaların yapıldığı, belki evet. de çoklu ürünlü firmalarda dediğiniz gibi ancak evet. bilgisayar programlarıyla yapılabilecek bir e zaman alıcı hesaplama e gerektiriyor. Hocam bu sürecin biz mali müşavirleri de çok yakından ilgilendiren, bütün süreçte bizi ilgilendiriyor ama biraz sonra onları da konuşacağız bir kısmı var. O da muhasebeleştirilmesi. Şimdi e, burada muhasebe ayağında biz bu GKAP'ı bir maliyet olarak kabul edip giderleştireceğiz mi? Ve GKAP'a ait kayıtları ne zaman e, yapacağız? Ee, sanıyorum meslektaşlarımızın da e, müşterileri açısından merak ettiği konulardan bir tanesi de bu. Tabii e, bunun aslında birçok cevabı oluştu. Şunlardan birincisi işletmenin türüne göre değişecek. Mesela ithalat işletmesi ise bunu ithalatın maliyeti olarak değerlendirip, işte, ham madde ise 150, mamu ise, yani şöyle ticari masaya 153 hesabına gitmesi gerekiyor bir hizmet işletmesi ise mesela lokantadan konuşuyoruz hizmet işletmesi ise 740'lı hesaba gitmesi gerekiyor bir pazarlama şirketi ise 760'lı hesaba gitmesi gerekiyor diğer tarafta da biz 360 hesabı önerdik, kullanılmasını önerdik burada e, muhasebe kaydı böyle oluyor ama burada bir şeyin daha altını çizmek lazım mesela alınan ambalaj ürünlerinin aslında muhasebeleştirilmesi Tutulması, stoklarının tutulması, stoklarının yapılması burada çok önemli bir sürece geçiyor. Dolayısıyla bu ürünlerin artık sayımının, stoklarının vesairesinin yapılması da bir muhasebesel açıdan e, önem arz ediyor. Bunun da diğer bir kısmı işte bilanço esasına göre defter tutuyorsa belki de 157 hesaplarda bu stoklarını ayrıca tutmalı. Ona göre üretim, işte ona göre satış esnasındaki adetsel yükümlülüklerini, adetsel maliyetlerini hesaplayıp getirmeli. Veya da ambalaj, işte dediğim gibi hizmet sektörü ise ya da işletme defteri tutuyorsa, bu işletme defterinde bunlar için ayrı bir stok kartı açıp bunun stok kartlarını tutması doğru muhasebe açısından aslında bizi ilgilendiren kısımlar biraz da bu kısımlar. Doğru e, muhasebe kayıtlarının sağlanması lazım. Hocam e, ticari hayatımızın bir gerçeği daha var. Bunlar da iadeler çeşitli nedenlerle ürünler piyasaya sürüldükten ya da ithal edildikten sonra piyasaya sürüldükten sonra geri iadeleri söz konusu olabiliyor. Bu geri iadeleri cayma hakkından cayma hakkının kullanılmasından işte sözleşmeden vazgeçilmesinden feshedilmesinden, ayıplı bir malın iadesinden garanti kapsamında söz konusu olabiliyor. Şimdi böyle bir durum gerçekleştiğinde bu GAP'da bu daha önce hesaplayıp Ödemesini yapmış olduğumuz e, tutarlarla ilgili bir iade söz konusu mu? E, i̇adeye söz konusu olmayan ürün var mı? Ve yine mahsuplaşma var mı? Sonraki döneme devreden GECAP tutarları söz konusu mu? Evet, en, en son sorudan başladım. <laughs> Sonraki döneme devreden GECAP var. Var, evet. Var efendim. yani. Mahsuplaşma da var. GECAP'ını ödediniz. Öncelikle burada birinci esas Gekab'ın yani beyan edilmesi beyan esası. Beyan beyan ettiniz. Bu az önce anlattığınız cayma hakkı olabilir, tüketici koruma kanundan kaynaklı olabilir. veya da ürünün son kullanım tarihi dolmuştur ve o ürünü piyasadan çekme yükümlülüğünüz olur. Mesela ilaçlar için mesela bozulan ürünler için evet. bir baklet firması gibi düşünün. Yoğurdu mesela düşünün. Geri almanız gerektiği gibi düşünün. Bunlar da birinci satışında Gekab ödediyseniz sonra geri aldığınız ambalajın yani geri alma işleminde Ödediğiniz GECAP'ı mevcut hesapladığınız olay ki hesapladığınız GECAP'tan düşme yükümlülüğünüz var. Örnek söylüyorum 100 tane ürün satmıştım 10 lira GECAP beyan etmiştim. Bir sonraki döneme geldim onun 50 tanesi bana iade geldi. O 50 tanesi için 5 lira GECAP iade mahsup işlemi yapıyorum. İkinci dönemde de 150 tane ürün satmıştım onda 15 lira GECAP'ı tutmuştu. O zaman 5 lira düşüyorum 10 lira GECAP beyan ediyorum. Peki hocam iade geldi o dönemde hiç GECAP yok. O Gcup'u yine yazıyorum. Bu sefer sonraki döneme devreden Gcup oluyor. Yani burada devreden Gcup hani KDV mantığında oluyor. Söz konusu olacak. Hocam teşekkürler. Önemli bir konuydu. Yine ilk olarak biz e, poşet beyannamesi olarak Gcup beyanlarımızı vermeye başlamıştık. O dönemde özellikle e, spesifik sektörlerden bahsedersek eczanelerin vermiş olduğu poşetler, yine kargo firmalarının kullanmakta olduğu poşetlerle ilgili 15 mikrogramın altındaki poşetlerde bir bildirimimiz söz konusu değildi. Bu yeni düzenlemelerle birlikte burada değişiklik oldu. Hocam bu değişikliği ve yine bu değişiklikle birlikte kağıt ambalajların da durumunu e, açıklarsanız, netleştirirseniz buradaki soru işaretlerini de gidermiş olacağız. Şimdi işin esası neydi? Doğayı kirletmemek. Yani işin ana, ana gövdesi neydi? Doğayı evet. kirletmemek. Şimdi hayat ilk poşetten başlamıştı ya. Şimdi poşetle ilgili ikinci bu usul esaslarda şu var. Diyor ki beyana tabi olmayan poşetle işte 15 mikronun altında olan eczane poşetleri, işte market manalarda kullanılan ince poşetler, kargo poşetleri, kağıt torbalar da dahil olmak üzere bunlar diyor kapın konusuna girer artık. Yani poşetten istemiyorum. kaptan istiyorum diyor size. Yani bir eczane o ay kaç tane ilaç satıp o küçük mikronluk beyana poşet beyana tabi olmayan poşetlerle ilaç tüketiciye verdiyse onları toplayacak. O ay kaç kilo gram ağırlık her neyse onun dönüp gekabını beyan edecek. Kargo şirketi gekabını beyan edecek. Daha e, mesela farklı bir noktaya gidelim. İlk poşet uygulaması çıktığı zaman ne yaptım? Birçok mesela üretici poşeti bıraktı. Kağıt torba dediğimiz uygulamaya geçti. Burada diyor ki evet çok güzel yaptınız. Teşekkür ederiz. Kağıt torbalar için gekab verir misiniz lütfen diyor. Kağıt torbalarında da Nere hangi gruba girdi? Kağıt ambalajlar grubuna girdi. O ay ne kadar kağıt torba ile ürün sattıysa ağırlığını bulacak GKP anlamı verecek. Demek ki hocam kaçacak yer kalmadı e, i̇şte diyebiliriz Dedi ki hocam en başında kim girmiyoru bulursak zaten olayı çözüyoruz yani. Çözmüş oluyoruz. Hocam yine çokça sorulmuştu bize. E, Netlikte yoktu önceki düzenlemelerde. Eee ihracatta GKP durumu. Ee, bu son düzenlemelerle burada da durum netleşti. Hemen net olarak soracağım. İhracatta GECAP söz konusu mu? İhracatta GECAP söz konusu değil. Çünkü bu ürün, bu kanun ana tema, en başında da yazıyor. Yurt içine diyor. Yurt içi kelimesi var. Yurt içine yapılan evet. e, e, kelimesinden dolayı bir kere e, ihracatta GECAP yok. İhracatla ilgili yani mal ihraç ediyorsanız ihraç ettiğiniz mallarla ilgili GECAP hesaplamanıza gerek yok. Ürün de olsa, ambalajda da olsa, birinci, yıl, ikinci, yıl, üçüncü ambalajda da olsa hiç fark etmez. GKP hesaplamıyoruz. Burada bir sıkıntı yok. GKP hesaplamayacağız. Teşekkürler hocam. Bu soruyla yine ilintili bir soru. İhraç edilmesi şartı ile yurt içinde yapılan teslimlerde GKP sorumluluğu var mı? Bununla ilgili yeni bir yine sanıyorum düzenleme var. O konuyu da bir açabilirseniz. Bu belirsizdi. Bu evet. 29 Haziran'daki ikinci düzenlemede bu da açıklandı. Yani ihracatın tanımı içine eklendi. İğraç kayıtlı teslimler de e, GKP beyanının dışına çıkartılmış oldu. Bu güzel bir uygulama oldu. Bunu da hocam altını çizelim. Evet, yani. Evet, kesinlikle. Bu belirsizlikte son yapılan düzenlemede giderilmiş oldu. İğraç kayıtlı teslimler GECAP'ın konusuna girmeyecek. Hocam ithalatta serbest dolaşıma girme rejimi dışındaki e, rejimlerde GKP söz konusu mu? Örnek Şimdi, verelim işte e, bu dahilde işleme rejimi ya da geçici ithalat rejimi gibi ve benzerleri gibi. Şimdi e, ithalatta esas olan nokta malı millileştirilmesi meselesi. Şimdi serbest bölgeler biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne gelene kadar Avrupa toprağı sayılıyor gümrük mevzuatı açısından. Malı serbest bölgeye getirmek millileştirmenin gerçekleşmediği için GKAP'ın dışında duruyor. Geçici ithalat rejimi millileştirme gerçekleşmiyor. Dahilde işlemede gerçekleşmiyor. Antrepo rejiminde gerçekleşmiyor. O o o aşamalarda GECAP yok. Ama mesela serbest bölge malı getirdiniz, serbest bölgeden sonra yurt içine millileşmeyi gerçekleştirdiniz. O zaman ithalat tamamlandı, GECAP gerçekleşiyor. Ama yine e, serbest bölgelere yurt dışından gelen e, ürünlerle ilgili e, GECAP ne zaman başlar? Onu da bir açıklarsak. Serbest bölgenin kendi içine gelmesi GECAP'ı doğurmuyor. Doğru. Serbest bölgeden sonra millileşme gerçekleşirse, yani asıl... ...serbest dolaşma girim rejimi dediğimiz serbest dolaşım gerçekleşince... ...GECAP o zaman doğacak. Evet. Hocam çok e, net bir ifade vardı. Vergi mükellefi olsun olmasın. Evet, GECAP evet. sorumluluğu doğar diye. Aslında buna bir kısaca da değinmiştik ama... ...şimdi e, burada vergi mükellefi olmayanlara GECAP sorumluluğu nasıl doğar? Bir örnekle bunu belki hafızalarda şekillendirebilirsek e, iyi olacak... Bunu bir örnekle e, açıklayabilir misiniz? Yani işte bu Maliye Bakanlığı'nın tebliğinde tebliğin dördüncü bölümü gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktalarıyla piyasaya süren ithalatçılar piyasaya sürme satış noktası ithalatçı fark etmiyor. Bu GKB'nin konusuna girin. Mesela basit bir örnek verelim. Gelir vergisinden muaf evde patik imal eden bir hanımefendi, beyefendi neyse. Bunu internetten satıyor. Satarken işte tüketici olarak satın aldınız. Bunlar mesela gelir vergisinden muaf. Gelir vergisi mükellefleri yok. Limitler doğrultusunda kaldığını kabul edersek. Ne yaptı o patiyi? Aldı güzel bir ambalajladı. Ambalajın kutusuna koydu. Kargoya verdi gönderdi. İşte bak bu mükellef için gekap satış noktası kabul ediliyor. Gekap başlıyor. Evet hocam. Bu, bu mükellef gidip gekap beğenini. Bakın be, hiçbir beğen vermeyecek ama gekaptan dolayı beğenlemesini yerine getirmesi gerekiyor. Bununla ilgili de bir ek vardı bir form nasıl e, şifre alacak beyannamesini gönderebilmesi anlamında. Bu, bu, mesela bu durumda mükellefler isterseler sadece bu yönüyle malim şairlerle sözleşme imzalayıp bu beyannameleri malim şairlerine gönderebilecekleri gibi bu mükelleflere has sadece bunlara has bunlarla sınırlı vergi dersine başvuru yapıp kendileri de beyanname gönderebiliyor diyor ama bu beyanname kendilerinin gönderebileceğini ben şahsen e, ihtimal vermiyorum çok teknik bir konu olduğu için mutlaka mali müşavir meslektaşımızla aracılığıyla yapmalarını öneririm. Çünkü gerçekten çok teknik, teknik bir konu. Çünkü. Evet hocam. Hesaplaması bile çok teknik açıkçası. Hocam şimdi bir satış noktası düşünelim. Sizin bununla ilgili çok da güzel bir örneğiniz vardı kafada otursun diye söylüyorum. bir sayılı listede yer alan hem plastik poşet hem de aynı e, ürünle veya farklı ürünlerle ilgili aynı satış noktasında ambalajla ilgili diğer yükümlülükler de söz konusu. E, buna bir örnek vererek nasıl bir yol, yol izlenecek burada e, bunu bir açıklayabilir misiniz? E, mesele, e, mesela mesela pastane örneği verelim. Bir pastaneye gittiniz. Yani az önce aynı örneğe benziydi ama evet. yani yani doğum günü meselesine girerken Pasta istediniz, pastayı beğendiniz, aldınız. Altında bir karton var. Onu aldı bir başka kartonun kutunun içine koydu. Sonra onu döndü. Beyana tabir bir poşetin içine koydu. Ve size takdim etti. Şimdi poşet için 25 kuruş beyan. Karton için kilogramdan gekap beyan. Ve ikisi tek bir beyanlamada beyan edilip ödenecek. İşte evet. satış noktası poşetler ve kaplar Mesela aynı ana denk geldiğine basit bir örnek. Ee, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu usul ve esaslarda Çevre görevlisinden bahsediyor ve bu çevre görevlisini de tanımlıyor. Hocam işletmeler hangi aşamada bir çevre görevlisine ihtiyaç duyacaklar? E, bu konuda da bilgi verirseniz e, netleşmiş olacağız. Hocam şimdi şöyle bu usul ve esaslarda çevre görevlisinin bir tanımı var. Tabii çevre kanununda geçen aslında bir durum. Çevre kanununun ta eskiden gelen bir durumu söz konusu. Sürekli bir belli bir Belli bir üretim kapasitede ve belli bir noktaya ulaşan üretici firmalarda zaten bir çevre görevlisi, bir çevre görevlisiyle ilgili bir iş sistem yükümlülüğü var. Sonra o kapasitenin altında olanların çevre danışmanlığı firmalarından veya da yönetim hizmeti almaları gibi çevre kanunda yazılı olan bir mevzuatımız var. Bir de artı geliyor mesela diyor ki GECAP beyanlaması, ilgili dönem GECAP beyanlaması 50.000 TL'yi aşıyorsa... Bunlar da diyor çevre görevlisine gidip ve yaptıkları hesaplamayı onaylatmaları gerekiyor. Şimdi aylıkken, mesela GKAP beğenilmesi, aylık beğenme verilirken 50 bin TL ay ay. Mesela Ocak için 50 bin, Şubat için 50 bin, Mart için 50 bindi. Şimdi GKAP beğenilmesi 6 aylık oldu. 6 aylık için de 50 bin. Yani aylığa dönerseniz 8 bin, 8 bin 500'e denk gelir. 6 aylık GKAP'ınızın toplamı, tahakkuk eden GKAP'ınızın toplamı 50 bini geçiyorsa bir çevre görevlisine ya da çevre görevlisi hizmeti veren bir danışmanlık firmasına bu GECAP'ınızla ilgili arkadaşlar hesaplamanın sürecini inceletip doğru olduğunu onaylatmanız zorunlu. Bununla ilgili de cezai müedde de koyulmuş. Mesela çevre kanununa. Böyle de bir durum var. Evet iyi de bir tutar cezası vardı. Evet cezalarda konuşuyoruz evet. belki de. Hocam biz mali müşavirleri çok yakından ilgilendiriyor GECAP. Müşavirler olarak GECAP beyan ve ödeme süreçlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Hangi konuları biz yapmak üzere benimsemeliyiz? Ee, bu konuda mali müşavirlere tavsiyeleriniz olacak mı? Ee, görüşlerinizi bu konuda beyan ederseniz, önerileriniz var mı camiamıza? Çok mutlu olacağız. Ben tüm eğitimlerde söyledim. Hiç kimse eline tartı, metre, ölçü birimi alıp gidip firmada bir şeyleri ölçmeye kalkmasın değerli arkadaşlar. Bu zaten bizim işimiz değil. Her defasında altını çözün. Bizim bizim görevimiz yani bize denk gelen kısım ücret mukabilinde bunun altını çiziyorum. Bu beğenlemeyi doldurmak, doldurup beğen etmek. Bunu kolaylaştırmak adına benim önerim şuydu. Ek bir sayılı listedeki ürün mükelleflerinizi biliyorsunuz. Mükelleflerinizi filtrelediniz, düzenlediniz. Belli bir grubu mesela sistemin dışında kaldı. Diğer grup sistemin içinde. Bir Excel yaparsınız. Matbu, şablon bir Excel yaparsınız. Örnek söylüyorum. Şablon yaparsınız bir Excel. Burada ambalajları anlatıyordur. VSR'leri anlatıyordur. Burada da tutarları vardır. Altına da mükellefin kaşesi ve imzasının olduğu bir bölüm açarsınız. Her ay dersiniz ki bu formda ne kadar ambalaj ürün sattığını kilogramına, işte türüne göre ambalajın, miktarına göre, şekline göre artık her neyse bu kabın konusuna giren kısmı. Yazın, doldurun, bildirin, kaşeleni imzalayın. Ben bunu sizden her ay alacağım. Ben her ay kaşeli imzalı o evrağı alıp sadece beğenmeme aktarmayı tavsiye ederim meslek camiasına. Yoksa onun dışında acaba bu ay kaç tane plastik kap kullanmış? Ben bu plastik kabı tahminen şuradan hesaplayayım, buradan yapayım, buradan gideyim. Muhasebe ofisinde defter tutan meslek camiası için özellikle söylüyorum. Gerçekten bu imkansız. En güzeli basit bir excel formunda ama altını özellikle çiziyorum. Mükellefin gidip anlatırsınız nasıl GECAP ben şu anda anlattığım gibi anlatırsınız GECAP böyledir. O mükellef her ay nasıl faturalarını vesairelerini meslek camiasına teslim ediyorsa ya da orada defter tutuluyorsa. Meslek camiasının denetimine, beyanına ve sürecine sunuyorsa böyle o formda artık bir ayrılmaz... Bence parça olacak. O forma göre de meslek camiasındaki meslek mensubumuz beyanını seçecek, dolduracak ve tamamlayacak. Bence yapılabilir en makul şey bana bu geliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Bu arada sorularımıza bakıyorum. Gerçekten müthiş bir soru bankamız oluşmuş oldu böylelikle. Ee, şu an e, sayma ya da hesaplama durumum yok. Sorularımız oldukça yığılmış ve süremiz birinci dönüm, e, bölüm için ayrılan süremizi de e, açtık Değerli bilgiler paylaştık. Son olarak ara vermeden önceki soruları tasniflemek üzere bir beş dakikalık ara vereceğiz. E, bu son kısımda bize yaptırımlar, cezai müeyyidelerle ilgili e, kısa bir açıklama e, yaparsanız... Ee, teşekkür ediyoruz. Hocam yaptırımlar çok ağır. Yani bu bizim bildiğimiz vergi dersine beğenleme verip işte düzeltip gecikmez zamanının olduğu efendim yok uzlaşma müessesinin olduğu pişmanlık müessesinin olduğu vesaire hiçbir yok. Beğenleme vermediniz mi? Tespit halinde bir kere 22 bin lira beğenleme vermeme cezası var. Ben yuvarlak içiyorum 22 bin 106 falan filan. 22 bin lira beğenleme vermeme cezası var. Beğenlemeyi düzelttiniz, beğenleme verdiniz. Beğenmeyi eksik beyan ettiniz. Hatalı beyan ettiniz. Beyan, veri hatalı geldi. Öyle söyleyeyim. Beyan ettiniz demeyelim de. Şimdi bir öneride bulunduk. Onun arkasında duralım. Hatalı veri geldi. Tespit etti bakanlık. Diyor ki mesela eksik beyan ettiğiniz GECAP tutarının %20 fazlası. Ne demek bu? Yani %120 ceza keserim diyor. Yani 100 liralık GECAP beyan edecektiniz. Siz atladınız örnek söylüyorum. Ya da mükellef yanlış hesapladı. O, o GECAP'ın 100 lira yerine 1 lira beyan ettiniz. 99 lira GECAP eksik beyan ettiniz. Şimdi 99 lira GECAP yükümlülüğünüz duruyor. Bunu ödeyeceksiniz. Bir de dönüp bunun %120 fazlası ceza ödeyeceksiniz. Bir diğer kısımda da diyor ki mesela... ...eğer burada kasıt, kusur vesaire varsa Türk Ceza Kanunu çalıştırıldı. Yani bu da ne demek? Hapis süreci de başlayabiliyor. Bu kadar ağır bir ceza yaptırımı var. Düzeltme beğenlemesi veriyorsunuz. Düzeltme beğenlemesi verdiniz. GECAP tahakkuk etti tamam gecikme faizi tahakkuk etsin. 6183 tahakkuk etsin. Evet diyor 6183 tahakkuk edecek. Orada bir tereddüt yok diyor. E bir de eksik beyan ettiğinin %120'si ceza keseceğim diyor. O yüzden bu cezai müeddeler inanılmaz ağır. Yani böyle kısa bir özet geçmiş oldum. Hocam Böylelikle. Ağzınıza sağlık Çok teşekkür ediyorum çok aydınlatıcı Güzel bir bölüm oldu Birinci bölüm Şimdi ben değerli meslektaşlarımızdan Stajyerlerimizden soruları Tasnif etmek üzere Bir beş dakikalık ara rica ediyorum Bir düzenlemek üzere Beş dakika sonra tekrar Bizlere ulaştırmış olduğunuz soruları Cevaplamak üzere Biz burada olacağız sizleri de bekliyoruz İsmail İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası. Değerli meslektaşlarımız, eğitimimizin, seminerimizin ikinci bölümünde sizlerden gelen soruları cevaplamak üzere yine bir aradayız. Tabii çok fazla soru yığılması oldu, 300'ün üzerinde soru var. Bunların hepsine cevap vermemiz belki mümkün olmayabilir ama elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız ki önümüzdeki hafta bu eğitimin bir benzeri yeniden yapılacak, gerçekleştirilecek. Ve bize göndermiş olduğunuz soruların bazılarında eğitim esnasında cevaplarını almış olduklarınız da e, olacaktır. Bu e, GECAP'la ilgili e, süreçle e, ilgili bir e, söylemde bulunmak istiyorum. Açıkçası e, tüm hocalarım bahsettiler. Bizim altından kalkamayacağımız bir şey değil. Elbette e, zorlukları olabilir. E, biz bunların da üstesinden geliriz. Ama Serkan hocam çok güzel bir noktaya değindi. Dedi ki Serkan hocam lütfen biz bize gelen listedekine göre beyannamelerimizi vermeye çalışalım. Yoksa zaten işletmedeki hazırlık kısımlarını biz yaptığımızda tamamen kilitlenir. Başka bir iş yapamaz hale geliriz. Bundan dolayı gerçekten dikkat edilmesi gereken, altı çizilmesi gereken bir konu yoksa beyanname zaten bizim vereceğimiz ve uzmanlık alanımızın içinde bulunan bir konu. Serkan hocam, başlayalım mı sorulara başlayalım. hazırsanız? Başlayalım. Tamam hocam. Şimdi Sayın Muhammed Kantarcı sormuş, Ümraniye temsilcimiz, ambalaj ürünü ile paketlenmiş olarak satın aldığımız bir ürünü ilave ambalaj yapmadan satarsak. Biz GECAP beyanına tabi miyiz? Değiliz. Kısaca cevap verip geçelim. Tamam hocam. 300 tane soru dediniz çünkü. Ee, evet hocam aynen o şekilde. Sayın Necmettin e, Kara sormuş. Merhaba diyor. Lastik satışı yapan bir mükellefim var. Lastik aldığı firmalar mükellefe... ...mal aldığı alış faturası içinde... ...lastik başı geri e, katılım kazanım payını fatura ediyorlar. Artık mükellefte bu beyannameyi vereceğine göre firma katılım payını yansıtmayacak mı? Firmayla yansıtmama konusunda anlaşamazsak mahsup yapabileceğimiz bir yer var mı? Sanır, sormuş. sanırım meslektaşımızı öncelikle bir şeyin altını çizelim. Evet. Lastik imalatçısı değil anladığım kadarıyla mükellef bayisi bir kere lastik imalatçıları mı yükümlülüğü. Çünkü üreticiler kelimesini kullandık tek kelime. Dolayısıyla bayisiyle ilgili bir GECAP durumu yok hazırdaki uygulama aynen devam ediyor. Onun artık bir Gcap yükümlülüğü yok. Bayinin yok. yok. Evet hocam. Sayın e, Murat Kaya sormuş. Benim müşterim para sayma makinaları ithalatı yapıyor. Güzel bir alan. Para sayma makinesi. <laughs> evet. e, bu ithalat için GECAP verecek miyim? Vereceksem e, bakanlıkta e, yazılan ithal edilen makina miktarını yazmam yeterli midir? Özür diliyorum. Gümrük e, çıkış beyannamesinde giriş beyannamesi demek istedi sanıyorum çünkü ithal ediyorum diyor. Gümrük giriş beyannamesinde yazılı ithal edilen makine miktarını yazmam yeterli midir diyor. Tabi ambalajları da bunların. Ee, bir kere o para sayma makinesi elektrik elektronik eşya grubunda mı? Evet. O işte gruba gidip bakması lazım. Sanırım ben değil diye biliyorum ama ben yanlış biliyor olabilirim. Grupta ise zaten getirdiği ürünün ağırlığına göre GKP hesaplayacak ve birinci lambalajını beyan edecek, ödemeyecek. Ancak ürün kendisi o listede değilse ürünün ambalajına GKP'ye tabi ödeyecek. Yani burada artık getirdiği ürün adeti neyse ona göre hesap yapacak. Hesap, hesap yapacak. Sayın Berru Atlıhan daha sormuş. Lastik satan iş yeri, araç last lastiği, ATV, forklift lastiği ve benzerleri diyor. Toptan veya perakende olarak lastik satıyor. GKP'a tabi midir? İthalatçı ve üretici değil demiş. Yani ee, cevap de ee, bayiler bu kısımda değil, ithalatçı üretici olmadıkları için bunların, yani bayilini yaptığı firmalar GECAP'ı veriyor. Evet. Ee, Sayın Abdullah Parlak sormuş, perakende satış yapan kuyumcu bir firma mücevher kutusu ithalatı yaptığında, mücevher kutusunu ithal ettiğinde mi GECAP beyanı verilecek? Yoksa mal satışı yaptığında, tüketiciye mal ile birlikte kutu verildiğinde mi beyan verilecek? Aynı zamanda kutunun satışını da yapmakta. Eğer ithalat eğer ithalat esnasında verildiğinde verilecek ise satış yaptığında bir daha mı verilecek? Mütesaf arka arkaya. <gülüyor> İlginç <gülüyor> bir mi? soru oldu. Evet. Şöyle ambalaj malzemesini ithal etmesi ambalaj malzemesinin kendisi için bir gekap yok ama o ambalaj malzemesinin ambalajlı gelmesinde ambalajlı gelen kısım için G cap Biraz tekerleme gibi oldu. Dilimde zor döndü. Evet. Burada burada bir süreç yok. Geldi bu ürünü artık satış noktası diye değerlendirdiğimiz kısma geldi. İçine işte mücevheratı verdi, kutuyu koydu, mücevheratını verdiği zaman işte mücevheratı verdiği anda Gekap... cap çalışacak. Söz konusu ha. olacak. Ee, Sayın Özlem Uzun Demirjans olmuş. Diyor ki bir mükellefimiz çiçek satışı yapıyor. Bazı çiçekle cam bazı çiçekleri cam vazo ile satıyor. Bu cam vazolarda beyan kapsamına girer mi? Ofis kiralama yapan mükellefimiz kafesinde çay ve kahve satıyor. Bu satışı karton bardaklarla yapıyor. Bu bardaklar içinde beyan vermek gerekir mi? Şimdi satış İkili noktası bir. satış noktası kısmında mesela çiçekçilerin yaptığı aranjmanlar satış noktası grubunda değerlendiriliyor. Aranjman evet için. Bunlar mesela GKB tabi ama şimdi satış noktasının bir tanımı var. E, tüketicilere kullanıcılara vermek üzere e, temin edilen toptan veya parakende olarak mal ve ürün satış yapan mağaza, market ve benzeri yerler diye bir ki, tabir var. şimdi ve benzeri yerleri bilmediğimiz için ucu açık olduğu için geniş olduğu için Yani bu e, kiralama işi yapan yerin satış noktası olarak değerlendirilip e, GECAP verir mi? Yani şu tanımdan verilmez olarak değerlendiriyorum ama ve benzerliği yarın detaylanırsa tabii bir şey diyemeyeceğiz. İlk etapta verilmez olarak değerlendiriyorum. Evet o ve benzeriinde bir muğlaklık evet, maalesef söz açık konusu, yani. E, hocam inşallah önümüzdeki günlerde onda da bir netlik oluşmuş olur. Sayın Bilal Şahin sormuş. Merhabalar. Yapmış olduğum ithalat ile aldığım ürünlere ait ambalajlar için GKP beyannamesi vereceğiz. Daha sonra ürünün ithal edildiği ambalajı açılmadan ihraç edeceğiz. Bu durumda ambalajı hiç açılmadan ihraç edilecek ürünler için beyan yapılacak mı? İhracat gerçekleşmesi durumunda GECAP kapsamında ödenen tutarlar iade alınabilir mi? Kolay gelsin demiş. Şimdi evet. bu bakanlığa sorduğumuz sorulardan biri. ihracat kısmında sormuştuk. Yani ithalden evet. ihracatlar ne olacak diye ısrarla sormuştuk. Hani bir düzenleme gelsin, bu konuya bir açıklık gelsin diye. Maalesef mesela ihraç kayıtlı teslimlerde GECAP ödenmeyecek. Onu düzelttiler. İhracatta GECAP yok, bunu da biliyoruz. Ama ithalden ihraca henüz bir cevap yok. İthal millileşme gerçekleşirse GECAP ödeyecek, İhracat gitti diye de iade yok. Yani bu iade söz konusu değil, bunun altını çizelim. Buradaki iade mantığı malın geri alınması. Yani geri alırsanız iadeyi çalıştırıyorsunuz. Teşekkürler hocam. Sayın Nilgün bir olso olmuş. Önceki yıllarda ithalatçıdan e, alınmış olan malların beyan ve ödemesinin yapılması gerekli mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeyeceksiniz diyor e, demiş. E, bu bizim de tartıştığımız bir e, konu. Ben kişisel fikrimi söyleyeyim. Bu uygulama 11.2020 dediği için 11.2020 için ithalat için konuşuyorum. Yani stoktaki ürün için aynı cevap geçerli değil. İthalat için konuşuyorum ithal ettiğiniz ürünü getirdiğiniz millileştirdiniz 2019'da ya da 2018'de stokta duruyor o ürün. Bu uygulama yönetmeliği 1 1 2020'den itibaren GKAP uygulanca dediği için GKAP kapsamı dışında olduğunu değerlendiriyorum. Ama bakanlar yazılı görüş başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık yazılı görüşlere cevap dönüyor bu arada arkadaşlar. Evet. Hocam Zihni Kerim sormuş. Saatin içinde getirdiğimiz pile GKAP uygulanıyor mu? GKAP uygulanan malların G tip numaraları var mı? GECAP uygulanan malların GTIP numaraları var tabii. Türkiye'de evet. biliyorsun yani Harmonize bir GTIP, Dünya Ticaret Örgütü ile Avrupa Birliği Örgütü ile entegre çalışan 12 taneyle GTIP uygulaması var. Bütün ürünlerin GTIP'i var. Pillerle ilgili de e, maalesef pilin kendisinin GECAP'ını ithalat sırasında beğen edip ödemesi gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum e, hocam. E, şimdi e, Serkan Bey merhabalar demiş. Madeni yağ ithalatçısıyız. Ee, Sayın Birol Yıldızlı sormuş. GKAP faturada gösterilmesi ve KDV uygulanıp uygulanmayacağı konusunda e, netleştirebilir miyiz demiş. Bu konuda yardımcı olalım. Netleştiremeyiz. Olur, çünkü bu konu tanımlanmış bir konu değil. Eğer Gcap'ı faturada gösterirseniz bunu bir mesela bu çünkü bu bir fon, bir fonun yansıtması diye koyarsam ben bunu KDV'nin konusuna girmediği görüşünü savunur. KDV'siz yansıtırım diyen görüş de var. Hayır artık bu sizin bir yükümlünüz ve bir maliyetiniz, bu artık bu hizmetin bir maliyeti, bu ürünün maliyeti. Ürün içine ekleyip bunu karşı tarafa yansıtırsanız KDV doğar diyen bir görüş de var. Burada ama tebliğde ya da bu usul ve esasların hiçbirinde Değil bu konuda dememiş. bir cevap yok yani. Bir netlik yok maalesef hmm. bu hmm. konuda. Ee, Sayın Emine Çakmakçı sormuş, diyor ki müşterim soğutucu alanında. ...kompresör, buzdolabı, klima gibi soğutucu satışı yapmakta. Son kullanıcıya değil, teknik servis ve perakendecilere satış yapan firmalara satış yapılıyor. Biz bu ürünleri tahta paletlerle firmalara satıyoruz. Bunun için GECAP vermemiz gerekecek mi? Tahta paletler için evet. Gerekecek. Teşekkür ediyorum hocam. Kısa ve net çünkü 300 e, tane sıra aynen, olunca. Aynen öyle, soru yok hocam. E, Sayın Mustafa Çitil sormuş... 10 Aralık 2019 dönemine ait basit usul mükellefi boş beyan geri kazanım katılım payı beyanı e, vermeyi unutmuştur. E, bunun cezası nedir demiş. Soruyu e, anlamadım. 10 Aralık 2019 dönemine ait sanıyorum e, 12-2019 Şimdi... demek istedi. Evet. Poşet beyanından bahsediyor burada o tarih itibariyle. De e, orada sadece poşetler var. Poşetlerle ilgili yükümlülük biliyorsunuz. Yani poşet evet. beyanlaması vermemek çevre mevzuatına göre e, beyanlama bin lira arkadaşlar. Beyanlamanın cezası 22.106 lira. Evet. Beyanlama vermeme. E, tabii e, belki kendisine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir tebligat gelmiş mi gelmemiş mi e, evet, onu da buradan takip anlayamıyoruz. E, buradan netleşmedi. Sayın Tarık Dinç sormuş. <laughs> Merhabalar üstadım. Bir mükellefim e müşterim demek istedi sanırım. Kumaş üretimi yapmakta içerine e, içerisine sarılması için roli karton, dışına da taşınması için plastik poşet ve çuval kullanıyor. Top şeklinde alıcıya e, sunuluyor. Her iki içi içinde gekap verecek miyiz? E, evet hocam bu sizin sınırım, evet. değil mi? Evet, Gaziantep ve Sere bölgesinde eğitimlerde Maraş de de çok karşımıza Maraş bölgesinde gelmiş bir soruydu. Evet. Bu da son düzenlemeyle açıklandı. E, yalnız yine biraz eksik kaldı. Eğer diyor ki endüstri üretimine konu edilecekse o kumaş içindeki ru, e, rulo için GECAP ödenmez diyor. Ama o dışındaki plastik için GECAP ödeyeceksiniz. Bunun altını çizelim. Ama bunu e, endüstriye ürün kumaşının içinde yani bir ürün imalatında değil de endüstriye. Nihayet satış, satış için bir kumaşçıya satıyorsanız içindeki rulo için de GECAP ödeyeceksiniz. Ödenim. Usul esaslarda 6. örnek ve 7. örnek. örnek. Bu sorunun cevabını veriyor. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Sayın e, İlker Arslan sormuş, restoran işletmecisi müşterim yurt içinden aldığı plastik çatal bıçak için Gekap ödeyecek mi? Yoksa bu ürünlerin Gekabını plastik çatal tabak ürünlerini üreten firma mı ödeyecek? O mu sorumlu? diye ya, plastik sormuş. Plastik ambalajı üreten firmanın bir sorumluluğu yok. Bu plastik tabak çatal bıçak kaşığı restoran işletmecisi tüketiciye sunduğu zaman. Evet. Ambalajı satın aldığı zaman değil, sunduğu zaman G-KAP'ını ödeyecek. Gcap kapını ödeyecek. Sayın Necla Erdinç sormuş. Hocam diyor, peki ofiste kullandığımız karton bardak, kağıt tabak, plastik çatal, bıçak için bizler de bildirim yapmalı mıyız? E, beyan ödeme yok ancak tartıp ölçüp bildirim yapılmalı mıdır? Teşekkür ederim demiş. Yani <laughs> evet, Yani işte olmuş. satış noktası mıyız? Muhasebe, muhasebe ofisi satış noktası mı sorusuna cevabını vereyim. Hani bu işte evet. satış noktası örneğinde verdi market, mağaza ve benzeri grup diye örnek verdi. Muhasebe ofislerinin satış noktası olduğunu değerlendirmiyorum. Bu yüzden bir yükümlülüğümüzün olduğunu düşünmüyorum. Ama ve benzeri kavramı açılması gereken bir konu. Bunu da altını çizeyim. Evet, flu bir konu olarak önümüzde duruyor. Bakanlığa da sorduk bu arada bunu arkadaşlar. Evet hocam. Aydan Hanım sormuş. Sevgili Serkan ve Güler hocam demiş. Oto tamircisi ve aynı zamanda yetek, yedek parça satıcısı olan mükellef, akü, madeni yağ ve lastikleri satın alıp Gerek araç tamirinde gerekse de son tüketiciye raf ürünü olarak satmaktadır. Bu mükellefin GECAP sorumluluğu var mıdır? Varsa nasıldır demiş. Şimdi akü, madeni ya ve lastik bir sayılı listedeki ürün grubunda. Bunlar üreticilerin yükümlülüğünde. Ama akümülatörlerle ilgili yayınlanan depozito uygulamasında bir depozito süreci var. Orada işte fatura da ayrıca gösterilecek diyor evet. ve akü imalatçısının Üzerin... depozito sistemine entegre olacak o tamirhaneci diye de bir bölüm var. Sadece orada akümülatörlerle ilgili ekstra bir işlem yapacak. Yoksa yağla ve lastikle ilgili bir süreci yok. Onunla ilgili usul ve esasları da eee inceleyebiliriz. Evet, akümülatörle ilgili usul ve esaslarda o detaya geçiyor. Geçiyor. Sayın Filistaş Baş sormuş. 40 gramlık, 60 gramlık kuru meyve satıcısı olarak ilk üretimi yaptırdığımızdaki adet sayısına göre mi, satış adedine göre mi beyan edilecek? Ee, sanıyorum bu e, paketler 40 gramlık 60 gramlık dışındaki poşetlerden bahsediyor paket e, paket olarak. Paketli kuru kayısı gibi bu kayısıyı başka yerden alıyoruz. Ambalajı başka yerden alıyoruz. Paketlemeyi başka yerde yaptırıyoruz. Adet olarak satıyoruz. Ne zaman e, ne yapmamız gerekecek? Şimdi anladığım kadarıyla bir fason süreçleri var. Evet. Söyledik fasonda. Fason imalatın tamam edilip tekrar kendilerine geri geldiği anda bu ambalajlar için GKP ödeyecekler. Yani ambalajı bir yerden almaları, ürünü bir başka yerden almaları, sonra bunları alıp üçüncü bir yerde kendi isimlerinle yani kendi ticari markaları üçüncü bir yerde bir yere getirip ambalajlattırdılar. Bu ürün geldi depolarına. Buna biz fason diyoruz. Bu yönetmeliğe göre fason tesliminde GKP satışta değil, fason tesliminde doğuyor. Doğmuş oluyor. Hı, -hı. Hocam, Sayın Halil Sevinç sormuş. Bu bizim de aslında tartıştığımız bir konuydu. X bir franchise'dan bahsediyor. Fast food yemek yerlerinde yemeğe sarılan kağıt, ambalaj vergileniyor mu? Ve sorumluluk kimde? Hangi isimle diye sormuş. Yani franchisinglerde durum biraz farklı. Franchising uygulaması tabii kendi içinde de ayrılıyor şimdi franchising diyoruz ama sonra hakikaten biraz detaylı. Şöyle özet geçelim sözleşmeye bakıyoruz. Sözleşmen geri o franchisek firmasının markasını, adını, ticari markasını, ticari adını, ticari unvanını kullanarak bir paket o paketleri kullanıyorsak franchising firması bundan sorumlu. Yok biz alıyoruz kendi adımızı, kendi markamızı, kendi işlemimize daha ait bir paketleme yapıyorsak bu sefer biz satış noktası pozisyonuna düşüyoruz. O zaman biz sorumluyuz. burada sözleşme bütün cevabı veriyor. Veriyor. Evet hocam. Emel Kray Hançer sormuş. Serkan Hocam mükellefim temizlik malzemeleri ve kağıt plastik ambalaj malzemeleri. Toptan ve perakende satıcısı diyor kendisi. E, kendi adı veya markası ile ürünü yok. Alım satım yapıyor. Gekap kapsamında mıdır? Aradığımız grup aslında biz evet. Gekap'ı bunlar ödesin diyoruz da. Onlar Gekap kapsamında değil. Ancak nasıl Gekap kapsamında atlamayalım. Ambalajlı ürünü ambalajlayıp satarsa o ambalaj için Gekap ödeyecek. Yani... Ee, şu örneği geçelim mesela. Şu bardakta 100 tane bardağı bir plastik ambalaja koymuş. Kendisi yaptırmış. Yani plastik ambalaja koyduysa işte o plastiğinden gekap ödeyecek. Ama bu ambalajın kendisinden bir gekabı yok. Bir yükümlülüğü de yok. Sayın Necla Erdinç sormuş. Hocam merhaba. İlaç firmasıyız. Ham madde ithalatı sonrası e lokalizasyon kapsamında üçüncü bir firmaya üretim yaptırıyoruz. Bu durumda yeni oluşan ürün için GECAP doğar mı? Ayrıca bu üretim sırasında da üçüncü firma benim için bir ham madde malzeme ithal etti ya da ürüne eklediyse GECAP açısından buradaki sorumluluğumuz ne olur? Şimdi burada bir başkası adına ilaçlarla ilgili de örnek bu arada gelişti. Bunun da cevabı yine ilaçlar bölümünde usul esaslarda yazıyor. Bir başkasının adına ithalat yapanlarda da, da GECAP sorumluluğu ithalat yapan da değil, adına ithalatı yaptığı kişiye ait. Yani bu ilaç firması adına ithalatı gerçekleştiren firmanın GECAP yükümlülüğü yok. İlaç çünkü ilaç sahibi için getiriyor. Burada işte e, yükümlü diye bir kavram, ithalatçı yükümlü diye bir kavram kullanıyor. Tedarikçi pozisyona düşüyor. E, GECAP yükümlülükleri e, firmanın kendisine ait. İlacın sahibine ait, onu söyleyelim. Tamam hocam. Merhaba. ihraç ve ihraç kayıtlı satışı yapılan ürünler için GECAP hesaplanıp ödenecek midir? Cevap verdik. Ee, Ödenmeyecek. Hocam ödenmeyeceğini söylemiştik. Ee, yine Sayın Hülya Çelebi sormuş. Ee, peki dolaşımda olan paletlerin GECAP işlemleri nasıl olacak? Yani malzeme tedarikçilerimizden malzemelerle gelen paletleri kendi müşterilerimize malzeme sevk ederken kullanıyoruz. Paletler için ne para ödüyor ne de tahsilat yapıyoruz. Bu paletler gökobata e, dahil olur mu? E, paletlerle ilgili dediğim gibi deposta uygulaması var. Yaklaşık 11 sayfa tamamen teknik. Şu anda şu soruda cevap verme imkanım inanın ki yok. Ancak o deposta uygulama sistemine entegre olup bunların da bir minik bir kısmında yükümlülüğü var. Bunlara işte satış noktası, değerlendirme noktası gibi işte e, aktarma noktası gibi görüyor. Ama bir yükümlülükleri yok. Sadece oraya bir entegre, entegre olacaklar o kadar. E, Sayın Yusuf Ünal sormuş. Diyor ki serbest muhasebeci mali müşavir yani meslek mensubu olarak GKAP beyan yükümlüsü değiliz. İnteraktif vergi dairesinden terk tarihi için 1.7.2020 tarihini mi esas almalıyız? Ha, mükellefiyetimi kapatmaktan bahsediyor. Mükellefiyeti istediği zaman kapatabilir. Mükellefiyetin açık kalması bir yükümlülük mı İşin esasında GKAP'ın kapsamında olup olmamak. Evet. İsterse mükellefiyetini kapatabilir. Geriye dönük de kapatabilir. Bir sorun yok. Tamam hocam. Lamba e, imalatçısı olan bir firma sadece yurt dışı için sipariş amaçlı üretim yapıp ambalajı dışarıdan alıp ürününü ambalajlayıp yurt dışına satıyor. G-Cup kapta kapsam dışı mı demiş Sayın Ferda Bilgiç. Evet. Yani özetle mal ihraç ediyor yurt dışına. İhracat evet. siparişini yapıyor. İhracatlar GKAP'ta kapsamı dışında dışında. Evet bu soruları cevaplamıştık hocam. Sayın Mustafa Akkanat sormuş. Merhaba. Beyaz eşya perakende ticareti yapan firmalar sattıkları ürün için buzdolabı, televizyon ve benzeri GECAP beyannamesi verecekler mi? Beyaz eşya da... şey, üreticisi verecek. onların evet, Onlar da üretici. E, Onlarla bahsetmiş. ilgili şunu söyleyelim. Yani küçük ev aletlerini alıp kendileri yerinden bir ambalajlama işlemine sabit tutarsa bu ambalajlar için GECAP verirler. Evet. Ee, Sayın Ali Güven sormuş. Fason üretim yapan konfeksiyonda etiketler jelatin kol, koli kullanılıyor ve teslim ediliyor. Kolide satıcı firmanın markası bulunmaktadır. Nasıl e, beyan edilir? Burada fasoncular mı üreticiler mi soruyor? Fason, Fason cevap yani üretim yapıyorlar. Fasoncular şey gibi yükümlülükleri yok. Fasonu teslim ettikleri anda üreticiye üreticinin GECAP yükümlülüğü var. Evet. E, Sayın Ferda Yavuz sormuş. İthalatçılar e, mükerrer ödemiş olmayacak mı diyor. İthal ederken gkap ödeyecek ve bunu müşteriye satarken tekrar mı ödeyecek? Böyle bir şey söylemedik tabii. İthal ederken ödemiş olduğu gkap bedeli indirimlerde e, beyan edilecek mi bir demiş. Bir kez daha tekrar edelim. Yani edelim hocam, e, i̇thal evet. ettiniz. İthalatta GCAP oldu, bitti. Artık o ithalattan sonra piyasaya satmanızda ikinci bir GCAP yok. GCAP bir kere yapılan bir işlem. Evet. ÖTV gibi tek bir kere ithal ettiniz, GCAP'ı ödediniz, yurt içine sattınız. Satışta artık ithalat için söylüyorum, GCAP yok. Teşekkürler hocam. Sayın Serkan Metin sormuş. Merhaba diyor. Laboratuvar firmasında çalışıyorum. Satın aldığımız tıbbi malzemeleri başka bir firmaya satmıyoruz. Kutusunu açıp hastalarda kullanıyoruz. Aynı zamanda ithalat yolu ile de tıbbi malzeme alımı yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı tıbbi malzeme alımlarında GECAP uygulamasını nasıl yapmalıyız? Yani burada sadece tıbbi malzemelerle ilgili ilaçlar var. ya i̇laç ithal evet. ediyorlarsa ilaçların kapları için bir kuruş GECAP ödeyecekler. Ancak e, tıbbi cihaz ithal ediyorlarsa tıbbi cihazlarla ilgili istisna var. Tıbbi cihazlar GECAP kapsamı dışında. Ama bunun dışında hani ilaç dediğimiz zaman da bu üçe ayrılıyor işte insan dediğimiz yani bitkisel zirai. ve hani zir zirai, zirai dedikleri gruba ayrılıyor. Veteriner. E ilaç kavramı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan bir ilaç grubundaysa ilaçlar için evet GKP ödeyecekler. İthalatta GKP ödeyecekler. ödeyecekler. Yani bunu illa satması gerekmiyor. Kendi iç kullanımı için de kullansa GKP var. Millileştiği anda evet. e, ödeyecek. Sayın Kaya geniş sormuş. Merhaba diyor. 19 litrelik damacana su satan mükellefler her seferinde bir öncekini alıp yenisini bırakıyor. Bu süreç nasıl yönetilmesi gerekir? Her ay 5000 adet su damacanası sirküle olmakta ve depozitolu ürün her seferinde müşteride durmakta diyor. Ee... Depozito uygulaması cevap vermiş buna evet. da. Depozito uygulamasında diyor ki depozitolu ürünü verdiniz. Sonra o size bir tane daha depozitolu ürün verdi. Ben bunu iade kabul ederim. Depozitolu ürün verdiniz. Depozitolu ürün aldınız. Yani İki 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 tane dolu damacana verdiniz, iki tane boş damacana aldınız. Bunlar geri iade alınan damacana kavramının içinde geçiyor ama şart ne? Bunların bakanlıktan e, projelerinin onaylanmış, depozito lisansını ya da şöyle numarasını almış olmaları gerekiyor. Evet, sistemle ilgili e, sürecini evet. tamamlamış olmaları gerekiyor. Sayın Zahile Akgün sormuş, Oto yedek parça alım satımı yapan firmada aküyü satarken eski aküyü depozito olarak aldığı zaman yine gkp ödemek zorunda mı? Değildi. Değil, yok. Evet değil. yerine. Yine akümülatörlerde anlatılıyor. Tak... Değişim kabul evet, ediyoruz takas. diyor bunu. Aynen. Sayın Sercan Keskin sormuş. Merhaba, gkp bedeli faturada gösterilecek mi? Cevap verdik. Ee, evet, cevap verdik. buna bunu hocam. Sayın Cengiz Küçük sormuş. diyor ki iki sorum olacak. Birinci sorum herkes boş beyanname verecek mi? Ee, örneğin biz mali müşavirler demiş Tabii ki e, hayır GCap'ın konusuna giren bir e, işlemimiz yoksa vermeyeceğiz İzninizle ben cevap verdim hocam İkinci sorum Ütüyü ithal eden GCap beyanname verdi ve ödedi Bizim mükellefimiz 100 adet aldı ve perakendeciye ve toptancıya sattı Bir daha GCap var mı? Yok İthalatta ödedik GCap evet. bitti Yalnız birinci sorusuna katkıda bulunalım. Buyurun hocam. GKP mükellefiyeti doğuyor ama GKP'a konu işlemi olmasa bile boş bir anlamı verecek. GKP evet, mükellefi doğumuz. grubundaysa yani mükellefiyet grubundaysa müke, o, o dönem hiç GKP'a konu bir şey olmasa bile boş bir anlamı verecek. Mükellefiyeti tesis olma durumu söz konusu olmuşsa bahsettiğiniz evet. gibi. Teşekkürler hocam. Sayın Sarkan Hoşgör sormuş. İhraç kayıtlı mallarda palet ve poşetle ihraç ediyorum. Bunda gekap var mı demiş. Bunu, ee, yine ihracatın yok. anlattık gekap yok. Evet yok. hocam bu bizimle ilgili bir soru. Mali müşavir olarak kırtasiyeden karton kutu satın alıp müşterisine evraklarını bu karton kolilerle gönderdiğinde bu kendi kullanımı mı sayılacak yoksa gekap konusuna girer mi teşekkür ederim demiş. Yani satış noktası olarak değerlendirmiyorum mali müşavirleri. Evet. Yani GECAP'a tabi olmuyor bu anlamda. Evet. Ee, yine e, Sayın Seyde Gün doğdu sormuş. Elektrik sayaçları için pil ve AGV sistemleri için akü ithalatı yapıp yurt içinde imalat yapan firmaya satış yapılmaktadır. Ee, biz burada e, beyan edip ödeme yapacak mıyız? Yani akü ima, imalatçı firma adına ithalat gerçekleştiriyorsa ve bu da sözleşmelerinde açıkça yazıyorsa burada tedarikçi pozisyonundalar. İmalatçı firma hem pil için hem akü için ge ka hayır biz normal ithalatımızı gerçekleştiriyoruz sonra da bir tane imalatçı satıyoruz mantında hareket ediyorlarsa o zaman mükellefet ithalatı gerçekleştirenlere ait. Sağ olasınız hocam. Sayın Erdal Akpınar sormuş. Merhaba üstadım diyor. Oto tamircisi. <laughs> Mükellefimiz için değiştirdiği motor yağı için nasıl bir bildirimde bulunulacak? Motor yağını doğaya atmasın. Onu toplasın motor yağını evet. geri iade etsen, o kadar onun Herhangi bir mükellefiyeti yok. yok. <laughs> motor yağının imalatçısı GKP. İmalatçısı. Çünkü. Ee, Sayın Ali Korkmaz sormuş. Temmuz ayında bütün mükellefler Gekap beyannamesi verecek mi? Bunu aslında cevapladık e, evet. defalar ama. Gkap konusuna girmeyen iş ve işlemlerle uğraşan mükellefler Gekap beyannamesi vermemek için GECAP mükellefiyeti için kapatma işlemi yapacaklar? Yapabilirler. Yapabilirler. Yapmasalar da eğer doğacak <laughs> bir durumu da yoksa. Asıl olan GECAP'ın kapsamına girip, girip girmemeleri. Girip girmemeli. Evet hocam. Ee, hocam sorular çok fazla. Ee, süremizde bir hayli ilerledi. Açtık galiba. Ee, evet süremizde oldukça açtık. Peki. Ben bize sorularını gönderen değerli meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle bu güzel sunumunuzdan detaylı tane tane anlatımınızdan anlaşılır ve açık sunumunuzdan dolayı size ayrıca teşekkür ediyorum. Ambalajlarınızı taşımak için de size giderken yardımcı olacağım. Evet, bunları atmayacağız. Atmayacağız. Bunları atmayacağız evet, evet, neden? Çünkü bir defa çevreyi kirletmeyeceğiz, evet, her değil mi? Öyle, tabii. Her şey buradan kaynaklanıyor. Değerli meslektaşlarım, hem kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak, hem de kişisel sosyal sorumluluğumuz gereği, birkaç cümleyle bugünkü eğitimimizi tamamlamak istiyoruz. Bir teşekkürüm de sizlere, gerek sorularla gerek izlenme sayısıyla bizlerle beraber oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Geri dönüşüm bireysel olarak insanda yani bizde başlıyor. Bu kaynaklar, doğa, çevre biz insanların ortak mirası değerli meslektaşlarım. Önce tekrar kullanmak, geri dönüştürmek üzere ayrıştıracağız bireysel olarak bizler. Çocuklarımızdan, gelecek nesillerden emanet aldığımız çevreye, doğaya iyi bakacağız. Demek ki önce kirletmeyeceğiz. Demek ki en güzel temizlik kirletmemektir. Geri dönüşümün, çevre temizliğinin kıymetini sadece çarpıcı bir örnekle, Çevre Bakanlığı'nın sayfasında bulunan bir örnekle sizlere aktarmak istiyorum. Bir tek cam şişe değerli meslektaşlarım, bir tek cam şişeyi geri dönüştürdüğümüzde 100 wattlık bir ampulü 4 saat boyunca yakacak kadar enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. Ne kadar önemli bir kazanım sadece bir şişeden ee, öyle değil mi? Burada demek ki hem doğa bilincimizin oluşması hem bu kadar bizleri uğraştıran zorlayan bir düzenlemenin amacına da ulaşması için bizler de bu hususta daha fazla özen göstermek zorundayız. Değerli izleyicilerimiz bu duygu ve düşüncelerle sizlere veda ederken değerli hocam ve ben sürçü lisan ettiysek affola diyoruz. Belki söyleyeceği bazı kelimeleri bir iki cümlesi vardır diye de ben hocama da burada bir söz vermek istiyorum. Hocam buyurun sizin kapanış cümlelerinizi de alalım sonra kapatalım. Ben yine bir kez daha tekrar etmek istiyorum bizim oturup elimizde metre, kilogram vesaire alıp gidip dükkanlarda, esnafta bunları hesaplama yapmak gibi bir misyonumuz, bir görevimiz yok değerli arkadaşlar. Asıl olan bize verilen veriyi beğenmeye doğru aktarmak olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu bu, bu özelde ve bu milvalde tutarsak evet. tabii ki daha bence etkili bir sonuca ulaşmış oluruz. Ben yine bu imkanı bize sağlayan İstanbul Mali Müşerler Odası'na, TESMER Eğitim Birine, Sayın Başkan'a, Yönetim Kurulu üyelerine, arkada çok kıymetli ekip arkadaşımız Sinan Bey'e, yine Yalçın Hocam'a da ve çok kıymetli hocam sizlere ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir sonraki eğitimlerde bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Sözü tekrar size bırakıyorum hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim edeceğim teşekkürleri de siz etmiş oldunuz. Tekrar yinelemeyelim. elemeyelim. Son olarak değerli meslektaşlarımız canınızdan sağlık, yüzünüzden gülümseme ve tabii ki cebinizden paranız eksik olmasın diyor. Başka bir eğitimde sizlerle birlikte olmak üzere kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.